7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Zuhal Topal'la Sofradan'ın çekimlerinde ekibimiz ve yarışmacılarımız Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı COVID-19 tedbirlerine uygun hareket etmektedir. Programımızda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterilmekte, pandemi süreci boyunca COVID-19 testleriyle sağlık durumları sürekli gözlenen Zuhal Topal'la Sofrada ekibi ve yarışmacıları koronavirüs tedbirlerine titizlikle uymaya devam etmektedir. Evimizin her noktası özel ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Ben onun hostesliğini yapıyordum eşimi. Oo. Arabanın içinde. İlk buluşmada bana evlenme teklif etti. Sen evet. Ne yaptın beni? Yeşillikte bayılttım, düşeceğim otlara. Ama yüzüksüz. Hala yok. Etsin. Yok. 11 yıldır o yüzük alınmadı mı Elif? Kendim aldım, kendim taktım. A tek başıma kendim aldım. Nail. Niye almadı ya yüzük? Biz ona kız bakmaya bile gittik. Bunu anlatmadım bak. Ne? Beğendim. İşte idare eder Elif senin boyunda, işte senin tipinde. Şükran'ın gelini. Örnek ifadeyiz mahallede. Kalbimi durdurdu. Yemin ederim Zuhal'in kalbimi durdurdu. Seni nasıl zapt edeceğim bilmiyorum. Anneni babanı çağır. Çocuk çok dağınık ablası. Ne yapacağız annesi? Biz bunu nasıl düzelteceğiz? Azıcık da şunu öğret. Senin psikolojin bozuktur dedim. Ne psikoloji ben yakarım da ne bozuk. Aslanlardanım ben aslanlarda. Bu da kedilerde. Pisicik. 20 yaşında torunun var. Evet. 14 yaşında kızın var. Evet. Oh! Ben evlendiğim zaman 3 yaşındaydım. Bıçaklarda eliyle tutmuş, uç taraflarında lekeler var. Mutfağa bakacağım. Hiç gitmese dayıyor. Mutfak toplanmamış, daha neye gerek var? Lavabonun önleri bulaşık dolu, evet. Çöplere bak, hele çöpleri bile toplanmamış inan ki. Ay hele bunun haline bak. Senin için nasıl rahat etti, nasıl oldu vallahi bu iş? İçim içimi yedi. Başı göğe mi erdi, ne oldu? Girdi. Ben bir şey İtiraf edeceğim. Eti jülyen değil dediler. Ben de kanıtını getirdim. O et jülyen değildi. Sebzeli tavuk var, yok arası bir şey böreğin içinde. Bizim getirdiğimiz tavuklar tam böyle şey, çiftlik tavukları ya. Zayıflar, göğüsleri fazla yok. Böyle devam ederse birazdan kendimi savunmaya başlayacağım. Gelişi güzel, şöyle parçalanmış konmuş gibi. İster yiyin, ister yemeyin gibi olmuş. Kayınvalidem yanlış anlamış herhalde. Yemekleri savunacağına bana koş 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 diyor. Bir de ceviz kabuğu çıktı benimkinde. Vallahi dişim de takma diye. Hepinize afiyet olsun. Daha pişmiş pişmiş. Dur ceviz kabuğu çıktı diyor. Afiyet olsun diyorsun. Geçmiş olsun. Büyük badire atlattınız. Evet. İki çeneni kırmadı. Hanımlar beyler, Zuhal Topal'la Sofradan'ın 4. gününden herkese merhaba. Bugünkü lezzet yolculuğumuza kayınvalidemiz Şükran Hanım ve gelini Elif'le devam ediyoruz. Ama önce yeşillikler içindeki evimize gidiyor ve ailemizi daha yakından tanıyoruz. Merhabalar, ben Elif Özhan. 31 yaşındayım. Ağrı'dan geldim. Ben Şükran Özhan, 1964 doğumluyum. Ev hanımıyım, 6 çocuk annesiyim, 7 torun sahibiyim. Benim gelinim çok güzel yemek yapıyor. Yazın misafirlerimiz çok olur. Gelen gidenimiz. Bizim Adana'dan, İstanbul'dan yazın misafirlerimiz bazen böyle 20-30 kişi yapıyor, geliyorlar. Hizmetçi bir mutfağa ya, gidiyoruz, yapıyor, bir saatte gelin. Hepsini yapıp çıkıyoruz. Tertemiz. Gelin güzel yemekleri yapıyor, geline de güvenirim. Her şeyimi Ağrı'dan getirdim zaten. Tavuğumuzu kesip getirdik, bumbarlarımızı getirdik, kuru yağı getirdik. Yaptığımız
ezmemizi getirmişiz. Birinci olmaya geldik. İnşallah kazanmaya geldim. Gelinine güvenirim. Ağrı'dan geldik, geldik kazanacağız, kazanacağız inşallah. Kazanacağız inşallah. Evet, günlerden perşembe, büyük finale bir gün kala ta Ağrılardan kalkıp gelen kayınvalidemiz Şükrü Hanım ve gelini Elif gelmişler. Hava da çok güzel, biz de dedik ki onları bahçede karşılayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Kaç yıllık evlisin, eşinle nasıl tanıştın? 11 senelik evliyim. Maşallah diyelim. Eşimle bir rehabilitasyon merkezinde tanıştık. Rehabilitasyon merkezinde? Evet. Çarşının içinde oturuyor dedim, ben tanımıyorum dedi, istemeye gideceğim. Sonra istemeye mi gittiniz? Yok, aradan biraz zaman geçti. Dedi ki hani hostesimiz yok, ben onun hostesliğini yapıyordum eşimin. Arabanın içinde. Yok, yol, öğrenciler alacağız ama kimse yok, bizimle gelen mutlaka biri lazım bize falan demişler. Fatoş demiş ki o zaman Elif tek gelmez demiş. Ben de geleyim, birlikte gidip gelelim. Aa, evlilik teklif edecek yani. Evet, Nail kafaya koymuş. Yüzüksüz mü? Yüzüksüz mü yani? Yüzüksüz teklif? Evlenme teklif etti. Niye? Bekliyorum, getirsin buraya, burada yüzükle evlenme teklif etsin. Yok. 11 yıldır o yüzük alınmadı mı Elif? Yok, alınmadı. Niçin? Kendim aldım, kendim taktım. Niye almadı ya yüzük gelinine? Sevgili değildik ama bizim ilk buluş şey falan yok. Buluşma. İlk buluşmaydı bizim o. İlk buluşmada bana evlenme teklif etti. Sen evet. Ne yaptın beni? Yeşillikte bayılttın, düşeceğim otlara. İlk buluşmada evlenme teklif etti. Zaten annesi ona kız arıyormuş. Aa! Biz ona kız bakmaya bile gittik. Bunu anlatmadım bak. Ben bir kız beğendim. Tabii annesi ona bir kız beğendi. Ben kız aramaya gittim. Bir kız beğendim. Dedim Nail git kıza bak. Elif'i almış gitmiş kızı Nail görmeye. Nail gitmiş kıza baktı annesi. Gittiler baktılar. Geldi dedim abi nasıldır hani kızın beğendin mi falan. E işte idare eder Elif senin boyunda işte senin tipinde. Bendim abi valla ben çok merak ediyorum. Gel gidelim öğrenci aramaya çıkıyoruz böyle. O niyetle gidelim kızın mahallesine götür bizi. Biz gidip bakalım. Ben Ayşe abla falan vardı. Oyhan, Ayhan abi falan vardı. Üçümüz birlikte gittik oturduk. Ne yapıyor Ayhan abi ya Ayşe abla? İyiler mi? Çok iyiler. Çok selamlar tanımıyorum ama. Evet. Annemin var. Haberi yok ama geleceklerinden. Bizi geliyorlar. Annemin söylemedi beni istemeye şimdi geliyorlar diye. Bizde önce bir kız görme vardır. Ben giderim onlar derler sen kimsin niye gelmişsin? Ben diyeceğim kız beni göndermiş yine bir şey diyemedim. E dedim anlamışsın yine vurup gideceğim. Yine konuştum. Konuştum. 4-5 defa, 5 defa, 5 defa istediler ama. 4 defa istemeye oğlum, geldiler, 5'i de istediler. Oğlum işten geldi saat 8-9. Ana Elif'in babası güne gideceksin. Ben kalkırım eşim. Şuraya bak tasır gidelim. İsteme hikayesi 15 telefon dakika sürdü. Telefon açtık ama. Telefon açtık. Dedim biz ki gideriz. Bak benim halamın oğlu var. Vesim amca. O Fatoş dedi ki o babam seni verdi vermedi babam seni verin asla vermedi. Verin artık şu kızı hadi ya yemek yapacağız da Allah aşkına verin hadi. O ne güzel Allah mutlu telefon etsin. Telefon açtım dedim tamam, çabuk geldim. Tamam aşkım iyi yaptın ama iyi ki aşkım mutfakta devam edelim. Elif'e de memnunun düğünü de yaptırdık. 3 tane oğlu var çok 11 şükür. 11 senelik de evliyim. Şükran'ın gelini Elif. Örneğin kayınvalideyiz mahallede. Arkadaş gibi nereye gitsem Elif'i kendime götürürüm. Kız kaynağına çatlasa. Çarşıda. Koşulukta oturmaya her yerde Elif'le giderim Elif'le giderim. Ay ne güzel evet. Ne güzel. Allah mutluluğunuzu daim etsin diyelim. Tam Ağrı'dan İstanbul'a geldiniz. Evet. Niye? 15 bin TL her için. Her şeyimizi gelin getirdi ben önce evet, buradaydım. Evet onların hepsini konuşacağız. Ama önce tabii ki senin menünü çok merak ediyorum. Yarın çünkü büyük final. Gelinlerimiz evet. De hiç fena performans sergilemediler bu hafta. İşin biraz zor. Say bakalım menünü bana Elif. Benim köyden getirdiğim tavuğum var. Köy tavuğuyla güzel bir şeyim. Tel şehriyle canlı değil yapacağım. Değil mi tavuk? Yok kestim. Ama yumurtalarını bile getirdim zalim ya. Ne diyorsun? Vallahi. Sen Ağrı'dan buraya tavuk mu taşıdın kız? Tavuk taşıdım, yumurta taşıdım, bumbar taşıdım. Kırılmadı mı o yumurtalar? Yok. Ay, çok güzel, bravo. Çok rahat getirdim. Kuruk çok güzel bir tavuk çorbası yapacağım köy tavuğundan. Köy tavuğundan tavuk çorbasıyla başlayacak. Evet. Başka? Sonra bumbar dolmamız vardı. Bumbarını da kendim getirdim. Bumbar getirmiş Ağrı'dan. Evet, bumbar getirdim. Aman dondurdum, taş ürettim getirdim. Uçakla geldik, kolay geldi ama. Kokmadı değil mi mumbar? Hayır, buz tutturdum. Ben ondan 2-3 gün evet. Önceden aldım buzdolabına koydum. Sen var koydum, ya müthişsin, tutturdum. Daha başlangıç müthiş yani. Evet. Muazzam. Börek yapacağım. Neyli? Garnitürlü tavuklu börek yapacağım. O tavuktan gene bir de börek yapacağız. Sebzeli. Sebzeli. Evet. Sebzeli tavuklu börek. Evet. El açması mı? Yok. Ha, hazır yufka. Neyse, tavuğu taşımışsın neyse. Mor lahana salatası yapacağım. Okey. Ana yemeğe geçiyoruz. Saç kavurma yapacağım. Saç kavurmamı da kendim getirdim. Sacımı kendim getirdim. Uçağı kiraladınız herhalde. Yok. Değil mi? Uçak size özel bir charter seferi mi düzenlendi acaba? Yok. Mumbar, tavuk, saç. Sacımı da getirdim. Ay vallahi, evet. Biber salçası. Hayranlıkla izliyorum şu an. Arpa şehriye pilavımız var. Saç kavurmanın yanında. Evet. Mevsim salatamız var. Evet.
Milföylü baklavamız var. Aa, bugün de baklava. İki evet. çeşit. Bir de incir tatlım var. İki çeşit tatlı. Yapacağım. Evet. Kayınvalideler çok müthiş. Tatlı ya. Bu gelin iddialı. Biraz tatlı vereceğim ki puanlar iyi olsun. Ağrı'da gelmişiz. Ağrı bizi bekliyor. Ağrı da öneteğinde. Kalk Beykoz, uyuma. Havamıyız hadi kalkın yürüyün ayol. Yatmayın yata yata. Kazanmaya geldik. Hadi kazanmaya geldik. Hadi sen inşallah. Havada çok güzel. Evet. Koşa koşa şöyle mis gibi alışverişini yap da gelsen mutfakta tamam. buluşacağız tamam mı? Tamam. Hadi kolay hadi gelsin. Hadi görüşmek üzere. Hadi güle güle. Menüyü ben biraz kolay buldum ama içinde zor olan sadece ara tabandaki bim var. Başka öbürleri hepsi yani yapılır. Mesela saç kavurması. At tavaya pişsin. Sebzelerini falan eğer hazır kavanozlarda konserve getirmişse şimdiki yazdan kalan domatesi falan. Şimdiki sebzede hiç tat yok. Kolayca yapılabilecek. 2,5 saatte çok çok yetiştirilebilecek bir menü. Çok beyaz et, kara et hepsi var yani. Bilmiyorum neler yapmaya çalışmış. Doldurmuş menüyü. 2 tane tatlıyla da gözümüzü doyurmak istedi herhalde. Midemize de çok gereksiz olmuş incir dolması. Menüyü beğenmedim. Menüyü ara sıcakta bu bumbar hani olmaması gerekiyordu. Hani yanına da salata uyumsuz. Ya başka değişik, başka ara sıcak yapabilirdi. İşte bulgur pilavı olsaydı daha güzel olurdu. Menüyü biraz uyumsuz buldum. Hiç kavganız, dövüşünüz oldu mu? Hiç olmamış. Biraz kıskanmıştır. Maşallah. Kime? Nail mi? Eşiyle mesela komşularla nasıl kıskanır? Biri bir iş yaparsa Elif mutlaka o işi yapacak. Aa! Hırslı, rekabetçi. Evet. Ama iyi. Ama iyi. Ama senin de temizlik takıntın varmış. Olabilir. Elif nereye? Hadi mikser kasaba gidiyoruz, koş. Yemek yapacağım. Etrafım temiz olmasa olmaz ki. Mutlaka temizlememiz lazım. Etrafımızı temizleyerek işimizi güzelce yapalım. Mutfağı mı temizleyeceksin? Yok, temizleyeriz tabii. Yok yok, bizimkiler temizliyorlar. Tamam, temizle de gene de yani insanın etrafı bir yere insan giderse yani şu etrafı ama. Temiz olması lazımdır. Aa. Evet. Baradara bonfile kuşbaşı ama kuşbaşından biraz daha küçük olursa çok iyi olur. Bir de tavuk göğsü. Sen Ağrı'dan tavuk getirmedin mi? Hayır, bu tavuk göğsünü börek için kullanacağım. O çorba için. 250 gram da kıyma. Tamam. Lütfen lütfen beni fazla tutma mikser, çok işim var. Kızımız tavuğu da yumurtasını da Ağrı'dan getirmiş. Bumbarı mı getirdim? Organik yani. Tavuğun göğsünü neden getirmedin? Burada yok mu? Aynısı zaten, alsaydım aynısı olacaktı. Hazır olmak zorundaydı. Ustalarım, kızımız yapabilir mi? Organik şeyleri getirdiğine göre marifetli gözüküyor. Kıymayı nerede kullanacaksın? Kıymayı bumbara kullanacağım. İnanmıyorum, kızımız bumbar dolması yapacak. O kadar güzel olacak ki. Evet. Harun ustam, o nedir? Yağsız parça kıyma istiyor. Mükemmel de. Gelin hanım, kayınvalideler bumbarı beğenecek mi? Bayılacaklar. Kimse benim kadar temiz ve güzel yapmayacak. Bumbar dolması için kıyma, saç kavurma için kuşbaşı et, börek içinse tavuk eti alan yarışmacımız ödemesini yapıyor. 266. Teşekkür ederim. Hadi Elif çabuk. Hadi mikser, koş koş. Mutfak dolabıma peçeteler takmışım, elini aşmasınlar. Parmak izleri görükür. Peçetelerini tutup dolabı açarım. Dolap kapaklarını evet. peçete bağladım. Evet. Böyle parmak peçete... izi olmasın evet. diye. Evet. Beyazdır, parmak izi olmasın. Ama. Her kapısına birer peçete asmış. Değil ama ellemeden olur mu ya? Leke tutuyor ikiden birine ley. Akşam lamba yandığı zaman o beyaz dolaplar hep lekeyi görükür. Ben de istemiyorum. İkiden bir silmem lazım. Ha, sen bayağı takıntılısın. Az buz değil. Ben silmeyi, halı yıkamayı severim. Hobilerim arasında halı yıkamak ve yerleri silmek diyorsun. Yoruyorsun kendini, canına yazık be. Kayınvaliden dün masada olanları anlattı mı? Güzelmiş, her şey güzelmiş de gelin biraz saygısızlık yapmış dedi. Ya hep ters cevaplar veriyormuş kayınvalideme. Aslında gelinimiz kendini savundu. Ne kadar olursa olsun tamam savunabilirsin ama büyüklere saygısızlık yapamazsın. Sen bugün hakkını korumayacak mısın? Hakkımı koruyacağım, asla yedirmem. Ama kayınvalidelere düzgün bir şekilde. Bu arada kayınvaliden arkandan konuşuyormuş. Kayınvalidem asla benim arkamdan konuşmaz. Senin kıskançlığını Ağrı Dağı'nın kartalları bile duymuş. Eşimi kıskanıyorum, o kadar olur. Kayınvalideni de kıskan. Kıskanıyormuşsun. Kayınvalidemi kıskanmıyorum. Eşinin sosyal medya hesapları da sendeymiş. Evet, eşim taksici. Bir sürü... taksici olunca kıskanmam mı gerekiyor? Birazcık. Neden gelin hanım? Ya yolcuları çok... Telefon şifresini biliyor musun? Benden gizli olmaz hayatta. Gelin hanım, neden iki tane tatlı yapıyorsun? Kayınvalideler çok tatlı olacaklar ya inşallah. Bana tatlı tatlı puan versinler diye. Bir şey söyle, kaç çocuk kaç gelin? 6 çocuğum var. 2 kız 4 erkek. Maşallah, hepsi evli mi? Hepsi evli, küçüğü evli değil, küçük kızım evli değil, o okul okur. Okuyor, aman evet. okusun, iyi yapar. Okusun. Okusun, bitirsin. Kızım maşallah yani. Öbür gelinlerin aran nasıl? O bir gelin de bir nişanlıdır. Ha, daha nişanlı o. Biri de yeni kaçmış, buraya gelmiş. İşte ben oraya misafire gelmişim, misafir.
Vermiyorlar diye oğlum iş kazası geçirmiş diye. Ha, o yüzden. Ondan. Ha, iyi mi şimdi oğlum? Yok yürüyemiş. Hayır, çok geçmiş olsun. Sağ olun. Aa, Allah şifa versin. İstemeye gidecektik de işte onlar da günü yoktu. Çocuk neyse, hasta oldu. Allah şifa ne? Versin sağ oğluna da inşallah. Ya peki abi. Geçelim mi mutfağa? Geçelim. Gelir şimdi gelinin. Ben şu tavuğu mumbarı merak ettim bir de saçı. Buyur. Düşünsenize ta Ağrı'dan geldi bakacağız. Gelin hanım maalesef süremiz bitti. Ama o kadar çok sürem olmadı ki. Nasıl çabuk bitti? Kaç dakika oldu? Şaka yaptım. Son 10 dakika. Sen beni başına tutuyorsun. Lütfen ya. Kızdın mı yoksa? Ya lütfen ya Allah aşkına ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ne arıyorsun? Ya hayır Allah. Garnitür nerede? Gözüm görmüyor şu an. Hiçbir şey görmüyor. Ay ellerim titriyor. Bakar mısın ya? Lütfen Allah aşkına ya. Ben böyle korkuturum işte. Ellerim ayaklarım titriyor. Hayatına heyecan kattım. Evet. Unuttuğum bir şey var mı? Her şeyimi aldım. Hadi o zaman kasaya gidelim. Kalbime duracak. Daha dakikam var mı? Biraz dinle. Alışverişi tamamlayan yarışmacımız listesini tekrar kontrol ediyor. Ağrı'dan buraya geleceksin. Hiçbir şey yapmadan geri döneceksin. Ödemesini de yapan gelinimiz yemekleri için mutfağa dönüyor. Haydi gidiyoruz. Evet. Ay ne güzeldi dışarısı be. Girdik geri mutfağa. Dışarı sıcak. Ama olsun olsun. Güzel yemekler çıkacak bugün mutfakta. İnşallah güzel yemekler bugün mutfakta çıkacak. Güzel o saç olacak. O saç kavurma için değil mi getirdiniz? Evet. Sizin saçınız. Evet. Bavula mı koydunuz bizim, onu ya? Onları da evet valize koyup gelin getirmiş. Düdüklü Ağrı'dan getirmiş. Düdüklü de? Evet. Ağrı'dan düdüklü geldi Ağrı'da efendim. Ağrı'da düdüklü, saç kavurması. Ağrı'dan tavuk geldi, mumbar geldi, saç geldi. Evet. Valla inanılır gibi bir de hediye gelmiş. Ya neden hediye. Zahmet ediyorsun? Bulgurumuz. Sağ ol, kesene bereket, elinize ayağınıza sağlık. Ezmemiz, ya ne, yumurta, bulgurumuz, bunlar Ağrı'dan gelmişler. Oo, yumurta doğru ya, en önemlisi yumurta taşımışlar. Tavuk, canlı tavuk. Aa bakayım hanım. Bumbar, tavuk. Bunlar Ağrı'dan geldi. Evet. Allah'ım daha dondurulmuş bir şekilde. Evet, daha buzlu diler. Buzlu, hala evet. Da buz. Ay evet. Vallahi bravo, vallahi bu helal olsun. Görüyorsunuz değil mi insanlar? Ne kadar özeniyorlar, ne kadar ciddiye alıyorlar bu işi. Ondan şuradan iki dakikalık mesafeden ay ya getirmedik değiştireyim falan demiyorlar mı? Temin edin. Aaa ne cici. Ay bir de bu ağır ha. Bunları mı taşırdınız? Siz kaç bol evet. Geldiniz? Ben buradaydım önce. Ha sen buradaydın önce gelmiştin. Evet ben buradaydım. Çarşamba önce. Günü yola çıkacaktım da Elif'in... Aa. Katılması çıkmıştı da hayırlısıyla çarşamba günü birlikte döneriz Ağrı'ya. E hadi inşallah hayırlısıyla. Evet, sağ ol. İnşallah 15.000 TL ile dönün. İnşallah. Bunları da mı taşıdınız ya? Evet. Baksana. Ay ne kadar tatlı. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Vallahi hanımlar bak sefetler aşağı. Bu nedir? Ya bu kadar ağır şey. Bu da tabağı. Vallahi inanamıyorum. Nasıl taşıdınız ya? Olsun. Dur gelsin yakın de soracağım. Olur. Yakın kaç bavul geldiniz Elif'e? Ay bir şey söyleyeceğim. Buyur. Mikseri biliyorsun değil mi mikseri? Evet. Tanıştınız. Evet. Ona bir şey... Kasenin güzelliği ne kadar hoş. Miksere bir şey yok değil mi zaten? O ne yapsın bu süsü süsü? Geline demişler mesela bir şey gerekmiyor. Yani o yüzden gelin getirmedi yani hediye yok, medya. Yok ayol. Ay çok güzel çok güzel. Evet. Şöyle koyayım da. Sade Zühal Hanım'a demiş yani. Görsünler de arkadaşlar şunu çöpe atabilir misiniz? Teşekkür ederim Gülşah. Gelsin mikser de havamı atayım. Bugün ona bir şey yok. Ne yapacak bunlar değil mi o? O yemek istiyor zaten. O yemek. Mumbar verirsiniz ona biraz. Sever öyle şeyleri. Merhabalar ben geldim. Hoş geldin Elif. Hoş geldin. Nasılsınız? İyi seni sorma. Haberler sende vallahi. Nasıl geçti market? Mikser beni çok kandırdı. Bir korktum ama var ya böyle ellerim kollarım titriyor. Aa aşağıya bırak aşağıya bırak torbaları aşağı. Ne yaptı ya? Zuhal Hanım bir şey de yapmadım aslında. Kalbimi durdurdu yemin ederim Zuhal Hanım kalbimi bismillah. Durdurdu. Ama az kalsın bayılıyordu. Hiç ne hayatımda dedikmiş? Ağlamayan ben ilk defa yani ağladım ağlayacağım aa, o şekilde. Ya. Ne yaptın kıza sen ya? Ödüm ama nasıl korkuttu anne ya böyle bir şey olamaz. Ne yaptı ne yaptı hızlı. Elif sen izlerdin. Ya geldim iki gün sen şeyim kalmış ekmeğimle garnitürüm kalmış tamam onları alacağım. Süren bitti dedi. Hadi ekmekle garnitürü boş ver. Hadi oğlum kasaya da gitmedim. O eşyalar hep orada. Kasaya. Süren bitti. Kasadakileri de alamazsın dedim. Ödü patladı. Bak ya bu olacak. Sen git bir elini yüzünü yıka da gel. Ay, geçmiş olsun Elif. Teşekkür ederim. Hay Allah'ım ya. Hemen giyinip geliyorum. Hadi hadi hemen giyin gel. Bana bak Hızır. Seni nasıl zapt edeceğim bilmiyorum. Anneni babanı çağır. Zuhal Hanım. Annemiz de kızımız da sıra dışı geldi bana. Bana da. Hele sabah annemizi gördüm. Şoka girdim. Niye? Sabah buraya geldim. Mutfağa girdim. Lavabonun altında ne göreyim?
bir çift ayak. Ayak mı? Evet, sadece annemizin ayaklarını gördüm. Meğer annemiz lavabonun altına girmiş. Eline de bezleri almış, her yeri siliyor. Hatta görüntüleri bile var. Gerçekten mi? Şu anda seyircilerimiz görüyor. Hatta lavaboyu bile tertemiz yaptı. Sen mi temizledin burayı sabah sabah Şükran Hanım? Evet. Aa! O da yetmedi, buzdolabını temizledi. Hay söyledi, dışarıda da bu kadarını temizlik mi yapacaksın burada dedi. Sabahın 8'inde mutfağın dört bir yanını temizledi. Mutfağımız temizdi, tertemiz oldu. Artık rahat rahat oturabiliriz. Ablacığım elin değmişken şuraya da bir paspas geç. Aa aşk olsun Şükran Hanım. Ya bizim arkadaşlar temizliyor. Neyine yetmiyor buradaki temizlik? Çekmecelerini mesela kaşıkları sildim de dedim temizce mesela el bilimleri de olduklarını ona göre. Ay inanmıyorum. İşlerimizi temiz yapak. Evet baldök yala yapmış. Zaten temizdi mutfak ama sağ olsun. Şeyler de camlarda da hafif değil mi? Bir yağmur yağdı geçenlerde. Bir kat geçilse. Zuhal Hanım camları da silecekti, zor tuttuk. Gel Şükran Hanım gel. Ay bak bir de yemeğe gir çıktı sıvadı kolları gel gel. Ya sen canına yazık. Güzelim ablacığım sen ne geldin oralardan burada silme iş yapıyorsun güzel. Ya. Sildik üzüldüm. Mesela. Ay olsun sen böyle... olsun. İnsan bir yere gitti her yerde insanın evi olur. İnsan ya bir çeşmede bir su içerse o suyun kıymetini bilecek. Doğru söylüyorsun bravo da yazık. Sen kimde kalıyorsun burada? Kızım var, o iki tane oğlum var. Peki onların evinde de yapıyor musun temizlik? Gelinlerde yapıyorum biraz. O kadar da gelinler yapıyorlar. Allah Allah. Gelinler yapıyorlar. Sen hiç odana sokma yukarı ya. Görsen sen şak diye düşer bayılırsın bunun odasının pisliğini, dağınıklığını. Şu adam var ya çok dağıtıyor. Oyuncakları bir yerde, patikleri bir yerde, emziği bir yerde. İşte tahta blokları var üst üste, daha saymayı yeni öğreniyor. İşte rakam şeyleri var, mıknatıslı şeyleri var. Her yerde, her yerde. Bu çocuk çok dağınık ablası. Ne yapacağız annesi? Biz bunu nasıl düzelteceğiz? Azıcık da şunu öğret. Annemizden ders alacağım Zuhal Hanım. Bir düzen, bir tertip hiç bilmiyor. Temizlik güzeldir yani. Bazı erkekler, şimdi benim oğlum da var. Temizlik güzeldir yani. İnsan etrafını toplarsa güzel oluyor. Oluyor. Oluyor da. Erkek bayan aynadır, fark etmez. Senin beyin hayatta. Evet. Aynı evdesiniz, evlisiniz. Ben, eşim, bir de küçük nişanlı oğlum, bir de küçük beraber kızım var. Evet. Peki beyin demiyor mu hanım? Yeter kaç yıldır sil sil sil. Değil. Senin psikolojin bozuktur dedim. Ne psikoloji ben yıkayayım da ne bozuk dedim. Senin psikolojin bozuk dedi, ne bozuk dedim ben. Ben ekmek pişiririm ağrıda, tandır ekmeği. Oh, ay var ya, evet. Tandır ekmeği dedin. Şuramdan vurdun. Olsa da yesek. Anneciğim, yoksa eviniz Ağrı Dağı'nın eteğinde mi? Ağrı merkezinde. Aa, merkezdeymiş. Ağrı Dağı'na şeye gideriz, pikniğe gideriz. Ay, İshak Paşa Sarayı. Ya İshak Paşa Sarayı. Gelemedim, evet. Göremedim. Kardeşim gitti. Hep çekimler yaptılar orada. Kültür Bakanlığı ile beraber. Bir çalışmaları olmuştu. İzletti bana. Bayıldım. O İshak Paşa ahtım var gideceğim. Evet. İnşallah gelirsek size de uğrarız. İnşallah. Belki inşallah. Zuhal Topal'la sofrada olarak. İnşallah. Seni, inşallah şu pandemi biterse. Bir bilsem geldiğini. Vallahi. Ağrı'daki çocukların arabaları var. Çıkartacağım. Seni alırım pikniklere götürür. Götüreceğim pikniği, yedireceğim, evet. İçireceğim. O günün bol bol, evet, güzelliklerle, mutlulukla geçsin. Hiç unutamayacağım bir gün çeşmez, olsun. Çünkü dönüşte oradaki suların aşağıya doğru hızlı bir iniş olacak senin için. Zirvede bırakacaksın mikser. Zaten biz zirveye çıkmaya alışız Zuhal Hanım. Yani seni orada bırakacağım. Zirvede bırakmak böyle olur. Seni zirvede bırakıp biz gideriz artık. Sen ne yaparsan yap. Ağrı Dağı'na ben de mutlaka gitmek istiyorum. Vallahi inşallah. Buyurun gelin. Sen Ağrılı değil miydin zaten? Ben aslen Ağrılıyım. Değil mi? Ama hiç demedin. Ağrı'yı biliyor musun? Ben Ağrı bilir değilim. Misin Ağrılı'yı mı? Ben... Ağrılı kadın, ona soruyorsun. Koçbaşı Sağırtaş'ı biliyor musun? Sağırtaş'ı bilirim. Ben Sağırtaşlıyım. Aa. Sen neresindensin? Ben de aşağı kent köylü Sağırtaş. Gerçekten mi? Kimdensin? Nerelisin? Aa, sizden çıktı. Benziyor da. Gel gel hemşire çıktı mikser. Sen hemşirene niye böyle şakalar yapıyorsun? Sağırtaşlı akrabamız. Gelin hanım, sen soğan eleşkirtli misin? Ya. İnanmıyorum. Bence şaka bu. Hı-hı. Siz soğan miksere eleşkirtli. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Evet. Biz mikser şaka yapıyoruz. Mesela aşağı kent, köy, orta kent, yukarı kent. Bir tarafın da süzgeçli. Evet, orta Allah kent, Allah, yukarı kent, sağır. Sen kimlerdensin? Ben sen aslanlardanım. Aslanlardanım ben, aslanlardan. Aslanlardan mısın? Evet. Bu da kedilerden. Kisicik. Hadi dön bak arkaya, anneler şeyini, evet, çıkarttı valla. Elif hadi bismillah. 2,5 saatini başlatıyorum. Kolay gelsin, evet. 15 bin TL için büyük finale bir gün kala Elif yarışıyor. Elif annem bir güzel,
lavabonun altından üstüne, yerlerden tezgahlara, çekmece içlerine kadar temizlemiş anne sabah. Evet, hepsini temizle. Sabah geldi anne yeter dedim. Yok, benim içim gitmez, hepsini temizlemem lazım dedi. Bizim siliyor arkadaşlarımız, görevliler yapıyorlar. Çamaşır sularıyla ilaçlanıyor bu ev 2 günde bir. Yani kapı baca açık. Aa ablacığım yordun kendini, eline sağlık da. Şimdi sen bu gelin burada yemek yapacak. Burası biraz karışacak. İster istemez kirlenecek. Temiz olsa mesela insan rahat çalışır. Sen temizleyeceksin mi bir yandan? Beni de temizlik hastası yaptı Zuhal Hanım. Ona baka baka. Anne orayı temizledi, benimki de kaldı. Anne burayı temizledi. Camları haftada bir siliyor zaten. Ay. O camlar haftada bir silince diyorum acaba benimki de mi kirli? Dur ben de yapayım diyorum. Kayınbaban şey diyormuş zaten. Senin psikolojik sorunun var diyormuş. Ama bu olmaz ki böyle bu kadar da. Ay yazık. Peki şimdi kızın var bekar. Yapmıyor mu o iş? Yok, o küçük 14 yaşında. Ha daha çok. 14 yaşında kızım var. Evet. Kaç torunun var? 7. Maşallah. Torunların en büyüğü kaç yaşında? 20 yaşında. 20 yaşında torunun var. Evet. 14 yaşında kızın var. Evet. Vallahi Allah'tan size sabır diyorum. Geç alışmışsınızdır değil mi? Hem o kadar çocuk besle, büyüt, evlendir. Şimdi bir de tekne kazıntısı 14 yaşında. Küçük kızın Allah bağışlasın. 5 çocuğum görmedi. O küçük kızım gördü mesela. Ha değil mi? Onlar arala gürele. O zaman onların zamanında biraz dargınlık vardı. Tabii şimdi her şey farklı. Şimdi küçük kızım her şeyi görebildi. El bebek, gül bebek. Evet. Görümcem var ha 14 yaşında. Evet. Ben evlendiğim zaman 3 yaşındaydı. Allah! Evet. Yörüncenin bebekleriyle oynuyordunuz. Birlikte evcilik oynuyordunuz. Elif'in anneannesi, biz Elif'in nişanına gittik. Elif'in anneannesi vardı, bastonu vardı. Kızım durmurdu. Bir baston vurdu, o taraf bu tarafa kendini çevirdi. Bastonu aldı, kaçtı, kadına vurdu. Ama! dedim Elif sen niye vurdun dedi, niye bana vurmuş? Bak şimdi, sizin ev şenlik yeri tabii. Elçilerle aran nasıl? Elçilerle aram çok iyi. İyi maşallah. Zaten bir tanesi İstanbul'da. Öyleymiş duydum. Evet bir tanesi de nişanlı olduğu için, hepsi yeni olduğu için hiç, çok şükür sorunumuz yok. Hepsi iyi. Çok iyi. Hediyeler için teşekkür ederim Elif. Ne zahmet ettin? Güreyle kullanın. Kızım sen kaç bavulla geldin ya? Ben 3 valizle geldim. Neler taşımışsın? Düdüklüsünü, sacını, hediyeler, tavuk, mumbar, yumurta. Kaşık, çatal onu. Kaşık, çatalları evet, da. Evet. Kaşık, çatal, bıçak onu. Çorba için köy tavuğunu bir düdüklüye, sac kavurmanın etlerini diğer düdüklü tencereye alan yarışmacımız milföylü baklavanın şerbetini hazırlıyor. Bu arada bir şey soracağım. Buraya koy buraya. Dünkü gelinimizin lütfen akşamdan beridir kafama takıldı. Buyurun Zuhal Hanım. O etler jülyendi, pişince böyle oldu dedi. Bana anlat lütfen. Zuhal Hanım o etlerin dili olsa da konuşsa. Ben marine edilmiş halini gördüm. Dün gösterdi sütün içindeydi. O etlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kayınvalidemiz bizden jülyen kesilmiş et görseli istedi. Bugün kayınvalidelere jülyen et nasıl olur gösterecekmiş. Onu istiyor. Görüntüsünü. Dünkü etin jülyen olup olmadığını ispatlamak için dün yarışan Tuğçe etinin görüntüsünü istiyormuş. Bizi görecek miyiz? Biz görseli verdik. Kayınvalidemiz bugün bastırıp sofraya getirecek. Ben ekipten rica ettim. Etimiz jülyen mi değil mi aldığımızı bugün fotoğrafıyla ispat edeceğim. Bütün kayınvalidelere de göstereceğim. Hülya Hanım da görsün. Özellikle onlar pişman olacaklar. Allah Allah, print edecek etin görüntüsünü. Ama biz bununla yetinmedik. Bugün kasabımıza da sorduk. Ete bağlanacağız canlı olarak ve et bize anlatacak kendine. Ben jülyendim abla. Eti kesen Şaban ve Harun ustalara neden böyle oldu diye sorduk. Neden? Ne dediler? Hatta Elif de şahit oldu. Biz eti jülyen kestik. Ama kestiğimiz et kuzuydu. Kuzu yumuşak et olduğu için pişince çeker. Gelinimize bonfile almasını önerdik ama bizi dinlemedi dedi. Çekmezdi, bir de dana alsaydı bonfile. Hiç onları yaşamayacaktı. Hatta gelinimiz de duydu. Dana bonfileden yapması gerekiyordu bence. Ha tabii ki kuzu daha yumuşaktır, lezzetli bir ettir. Ama dana bonfileden yapsaydı o formu koruyabilirdi. Dünkü etin jülyen dediler ama jülyen değildi. Ben kameralara karşı da gösterdim. Yuvarlak bir et kesilmiş. O hayatta jülyen olsa o kadar topallanmaz. Fotoğrafını getireceğim dedi. Getirse bakarız dedi. Kasaptan almışım, parmağımdan uzundu dedi. Bu et böyle kendini çekmiş. O jülyen doğranmış bir et değildi. Gelinimiz jülyen doğrandı ve çekti dedi. Et ne kadar çekebilir ki? Tamam çekiyor ama o kadar da çekmez. Bildiğin kavurma et gibi olmuştu. O jülyen kesilmemişti. Jülyen kesilmiş et dedi. Kare kare kuşbaşı geldi sofraya. Ben bunları jülyen aldım dedi. Pişince öyle oldu. Ben dedim ki alıp getirip kendi keseydi. Belki biraz büyük keserdi. Dünkü o profiterol. Milföy'den bir yandan kulağın bende olsun Elif. Evet. Milföy'den profiterol yaptı dün gelinimiz.
Ama ne çikolata sosu, ne muhallebisi vardı. Yok, güzel değil. Yani niye öyle? Kuru. Kuru ne? Profiterol demeye bin şahit. Pardon. Zuhal Hanım, biz gelinimizi uyardık. Milföyleri yuvarlak kessen daha iyi olur dedik. Kesebilirdi. Ne var ki bir bardakla da kesersin. Bir kavanozla da koyar. Bir kase koy, bir tabak koy. Evet. Kalıba gerek yok ki. En yapamadım. Elinle kenarlarından al, kes, bir form ver yani. Ne var? Derya Hanım düşük verdi. Hülya Hanım düşük verdi. Hülya Hanım hiçbir şeyi beğenmedi. Ya biz 4 kişi beğendik. Zuhal Hanım bile beğendi çorbamızı, barbunya pilakimizi. Onlar ikisi birlikte şey, pişmemiş dediler. Önceki günlerde ben onlara yüksek puan verdim. Benim günümde de bana düşük verdiler. Bumbar dolmasına geçen yarışmacımız hemen bumbarları temizlemeye başlıyor. Vallahi mumbarı bir daha yıkıyor. Mumbara bak sen. Oh mis. Vallahi maşallah, çamaşır yıkar gibi mumbarlar. Ağrı'dan geldi bunlar. Şakası yok bu işin. İş ciddiye bindi. 15 bin TL için ben seni iddialı gördüm Elif. Zuhal Hanım, bu hafta kızlarımızın hepsi iddialı. Bu hafta evet ya. Güzel yemekler yedik. Hafif, ayağım hafiftir. Ben nereye gitsem arkadaşlarım da benimle yapıyorlar yani. Beni gören aynı benim gibi çalışkan olur. Ya çok tatlısın Şükrü Hanım, çok sevdim ben seni ya. Allah razı olsun. Baksana insan. Ya. Biz minnoş. De seni sevdik. Sevmeseydik burada ne işimiz vardı? Ay canım benim, eksik olma. Vallahi ayağınıza, elinize sağlık. Ela otuzunuz gibidir. Zahmetler etmişsiniz taşı. Vallahi gönlüm bugün senden yana Elif. Allah teşekkür aşkına ederim, güzel yap şu yemekleri. Bak dünkü gelininizden de ümitliydik, biraz olmadı yani. Sen tadacaksın değil mi Şükrü Hanım, bak gelinin yemeklerinden. Ben bugün çok güzel yapacağım inşallah. Hem incir tatlısı yapıyor, iki tatlısı var, hem de cevizli milföy baklavası var. Kaynavaların ağzı tatlansın, iyi puanlar versinler, güzel güzel puanlar versinler. Havama atayım diyorsun, gözünüz de doysun, karnınız da. Elif'in menüşüne bakıyoruz çünkü 15 bin TL için. O da bugün yarışıyor. Tavuk çorbasıyla başlayacak bugün. Sebzeli tavuklu börek var. Üstelik de tavuk Ağrı'dan geldi. Mumbar var, iddialı. Mor lahana salatası var. Ana yemek olarak saç kavurmanın yanında şehriye pilavı ikram edecek bize. Mevsim salatası yapacak. Cevizli milföy baklavası ve incir tatlısı. Ha, salata demişken düne gitmeden duramıyorum. Dünkü salata neden öyleydi? Paramparça bile eline kırmıştı, tabağın içine koymuştu. Ama sen taktik yapıp 7 puan verdin anneciğim. Aa, 7 verdin anne, ne diyorsun Elif? Ben salataya konuştum, evet. Bir de bu ben şey tatlıya konuştum. Ama güzel olmuş dedi. Ama yani. Diğer yemekler güzel olmuştu. Güzelmiş. Diğer yemekleri güzel. Mesela şey güzel olmamıştı. Ne, tatlısı güzel olmamıştı. Salatası olmamıştı. Salatası olmamıştı. O paçanga böreği de maşallah 1 metreydi. Dün 4 puanı kullandım çünkü neden, hiç lezzetleri olmamıştı. Gelinimizi masa düzenine verdim 4 puanı, 2 puanı. Paçanga böreği yapmıştı, şekli de bozuktu. Bugün de lezzetlere bakmaya ve ona göre de puan vermeye devam edeceğim. O paçanga niye öyle büyüktü? Poğaça da güzel olmamıştı ama ondan hariç yemekleri güzel olmuştu. Ben gerçek konuşayım. Lezzetleri vardı da. Masayı da güzel düzeltmişti. Masası da güzeldi. Yani masayı da güzel. Ayrı. Anneciğim, kayınvalideler senin için ne diyor biliyor musun? Ne diyorlar? Taktik yaptı diyorlar. Ha, bugün için 7 verdi diyorlar. Mahsus verdi diyorlar. Onlar da diğer önce 7 o diğere verdiler. Niye vermedi? Niye? Helal zaten olsun. Ben bu 4'ü verene yüreğim rahattır. Çünkü o kadını yani mesela şey yapırdı yani, bilirdim, hep düşük kullanmış. Geldikten beri düşük kullanmış. 4'ü kullanmış, 5'i kullanmış. Gelinine 4 verdin kayınvalide. Ben 4 verdim ya işte, ben onu oldu. Değilim. Ben bilirdim o ne olduğunu. O yüzden ben 4'ümü kullandım ona. Şükran Hanım'ın gözüne baksana sen. Ben o diğerlerine 4 kullanmıyordum. Gerçek konuşayım. Ben onu konuşmanısına bir de hep düşük gelin. Anne bir dakika. Hülya Hanım benim gelinimin güzel yemek yaptığını anladı. Bilerek 4 puan verdi diyor. Yok, hiç de değildi gelinin yemeği. Bir de gelin çok konuştu. Konuşsun dünen canım bak. Diğer gelin Elif. Sonunda konuştu diyor. Sen dünen benim gelime böyle demiştin. Dedim daha gelin senin puanı gördü. Dün de Kürtçe dedi ki içine mi girseydin barbunyanın dedi. Gerçekten öyle dedi. Beraber mi pişseydik dedi barbunyayla gibi. Ay çok tatlıydı yani. O zaman bugün gelin hiç konuşmasın. Kendini savunmasın. Hep Şükran Hanım savunsun. Bakalım göreceğiz Şükran Hanım masada nasıl ya davranacak. Bu arada hemen başvuru anonsumuzu size için tekrarlamak ve bir hatırlatmak isterim. Az kaldı Zuhal Topal'la Sofra'da sezon finaline doğru giderken siz de yarışmacı olmak ve 15
5000 TL için burada bu heyecanı inşallah hayırlısı. Ne yapacaksınız? 543 ile başlayan telefonumuzu arayacaksınız veyahut fox.com.tr üzerinden bize ulaşacaksınız. Olmadı Zuhal Topal'la Sofralı Instagram hesabı üzerinden yarışmacı olup cuma günü 15.000 TL ile gideceksiniz. Kaç dakikası geçti Elif'in? Hadi Elif! Tamı tamına 17 dakikası bitti bile. 17 dakikan bitmiş. Ooo çok geçmiş. Vallahi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ay bu süsler burada dursun. Senden bize hatıra. Hatıra senden. Her şeyi edişinde göreceksin. Ha Zuhal Hanım koymuşlar. Tamam. Bunlar senden bize hatıra. Biz öyle bize tamam, gelen hediyeleri koyuyoruz. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Rahat teşekkür ederim. İnşallah güzel olsun. 15 bin TL. İnşallah. Verelim sana ağrıya götür. İnşallah. Hayırlısı. Hadi bakalım sen de tat yemeklerinden gelin. Tadına tuzuna iyi bak. Sana güveniyorum. Hocam. Temizliği bırak. Tadına bak. Yemeklere bak. Önemli. Temizledin artık. Şuraya bak. Vallahi bakmaya korkuyorum. Da temizdir. Fes başıma püskürden ayıp. Gelin hanım, şu ana kadar neler yaptık? Şerbetimi koydum, tavuğumu koydum, bumbaramı yıkadım. Şimdi bumbaramın içini hazırlıyorum. Bumbar dolmasının içine neler giriyor? Soğan koydum, yağını koyacağım. Bumbarı kayınvalideler sevecek mi? Valla belli olmuyor. Güzel olursa sevecek ne? Değişik yemek olur. Bayılacaklar. Gerçekten mi? Tabii o zamana kadar yaptılar ama benim kadar temiz hiç kimse yapmamış olacak. Burada kaynayan nedir? Bu diğer tavuğu alacağım. Şerbet. Sebzeli tavuklu börek için tavuk etleri doğranırken bumbar dolması için kavrulan soğanlara salça, kıyma ve yıkanmış bulgur ekleniyor. Gelin hanım, burada yarışmak zor mu? Yok, hiçbir şey de yok. Evdeki gibi. Zorlanmıyor musun? Heyecan olmadı mı hiçbir şey olmaz. Heyecan yok. Aynı evimizde nasıl yemek yapıyoruz. Ben hiç heyecanlanmadım ki. Aynı öyle. İlk cumartesi, pazar biraz heyecanlandım. O da iki gece yatamadım sabaha kadar. Ondan sonra daha da yok. Korkudan mı yatamadın? Korkudan bu bulgurun işi bitti Elif. Elif, bulgurun işi bitti. Bunu kaldırak diğer dolaba. Evet. Anneciğim, iki gündür senin üstüne çok geldiler. Ne yapacaklar ağrını şükrana? Şimdi diyorlar ağrıda gelmiş. Ne yapacaklar? İddialıyım çok şükür. İnşallah yemeğimiz de hazır olacak. Her şey de dört dörtlü olacak. Gelinimiz Merve ile de çok atıştın. Gelin biraz çok konuştu. Biz de kaynanası konuşurdu. Yani kendini çok şımarı güvenliydi. İşte dedim sen güvenirsin kendine. O zaman sen göreceksin. Ben sana o yüksek puanlar vermirdi gelinlere. O yüzden ben dört verdim ona. Kuyruk yağını bumbar dolmasına mı koyacaksın? Yok, bunu saç kavurmaya geçtim. Saç kavurmayı şimdi mi yapacaksın? Ay yok, saç kavurma, bunu doğrayacağım. İçine koyacağım anne, onu kapat. Kapattım, şerbeti kapattım. Bunu. Düdüklü, yarım ettin. Yok, düdüklü kalsın, düdüklü pis. Saç kavurmanın olmazsa olmazı nedir gelin hanım? Kuyruk yağı tadını veriyor. Kuyruk yağıdır, tadı güzel olur. Saç kavurma için kuyruk yağı doğrayan yarışmacımız, milföy baklava ve incir tatlısı için cevizleri rondodan geçiriyor. Gelin hanım, bize ağrıyı anlatır mısın? Ağrı küçük, sevimli, halkı çok iyi. Öyle yaşayıp gidiyoruz, güzel yani ağrı. Çok soğuk. Biraz kışı güzel de soğuktur. Ama yazın hadi. Şeyi çok, otları çok. Bayağı gider kayınvalidemle ot toplar. Kayınvalidem de otçu. Otçu mu? Bir sürü ot toplar. Dağlarda ot toplarız, yeriz. Işkıncak, onlar var. Mesela toplarız, getiririz, yeriz, kavururuz. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Yağları alayım. Kuyruk yağlarını mı çıkarıyorsun? Evet, yağları eridikten sonra bunları çıkarıyorum. Ana yemek için kuyruk yağlarını eriten yarışmacımız, kuşbaşı doğranmış etleri yıkadıktan sonra sac tavaya alıyor. Ardından rondodan geçen cevizlerle kuru incirleri dolduruyor. Anneciğim, gelin Nail'i çok kıskanıyormuş, doğru mu? Evet, Nail'i de mesela biri iş yaparsa kıskanır. Yani der ben bu işi mutlaka yapmam lazımdır. Yapır hayırlısıyla. Bu tamamdır, tamam. Evde kararları kim veriyor? Evi ben yönetirim. Kararı ben veririm. Kim nereye giderse, kim ne iş yaparsa gerekeni ben derim, onlar da yapırlar. Anneciğim, sen baskın bir karakter misin? Ben ne desem ben. Mesela gelin babası Gile giderse. Anneye gidiyorum, Elif haberin de, olsun diyorum. Elif, ben gideceğim babam Gile. Eşime demiyorum gittiğimi. Anneye tamam, söylüyorum, ben gidiyorum. Tamam, ben gönderirim ben, ama ben de yok demirim. Nail geldiği zaman Elif nerede diye sormuyor mu? Yok, ben Elif'i babası Gile göndermişim. Bir şey diyemez. Emir demiri keser mi? Evet. Keser. Keser. Benim emrim demiri keser. Ben ne desem o olacak. Bana da incir tatlısı yaptın mı? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tamam, 13, 14. İki tane de sana yapıyorum bak. Varsa fazla yap, varsa fazla yap. Bumbar dolması yapmak zor mu? Bumbar, öyle bumbarı dolduracak. Düdüklüye koyar, tamamdır. Ben şimdi dolduruyorum, şunu bırakıyorum. Salata gitsin. Çok mu basit? İç abi hazırdır tabii, sana ya, basit. Düdüklüye koyacağım. Şimdi ne koyuyorsun? 3 kaşık şeker, 1 su bardağı su.
incir tatlısı şerbetiyle birlikte ocağa alındıktan sonra tavuklu böreğin sebzeleri için suyu süzülen hazır garnitür kavrulan tavuk etiyle buluşuyor. Anneciğim, sence kayınvalidelerden kim adaletli olur? Bence üçü de adaletlidir. Sade, Hülya biraz adaletsiz şeydi de o az puanlara kaçır yani gelin kazansın diye. O da nasip. Diğerleri adaletli mi? Evet. Derya Hanım sürekli masada yazı yazıyor. Yazı çocuk gibidir. Çocuk gibi almış bir kalem gelmiş okula gider sanki. Yazı yazan kayınvalidemizi duydun mu? Duydum. Yok. Anne şey yapıyormuş. Unutuyormuş her şeyi dedi. Nihayet bumbara geçtik mi? Bumbar bu şekilde. Bir parça içine şu etini koyuyoruz. Sonra yavaş yavaş bu şekilde dolduruyoruz. Ara yemek için bumbarları doldurmaya başlayan yarışmacımız bir yandan da böreğin tavuklu sebzeli harcının tuzunu ayarlıyor. Gelin hanım, kayınvalidelerin mutfağa girmesine izin verecek misin? Anne girmesinler diyor. Yok girmesinler, girecekler. Ama bir bayanın ilk pazartesi bayan girsin. Diğerlerine girecek. Ona anne girmiş de o yüzden. O da zorladı bizi. İlk mutfağa gidin gidin. Mutfak zaten görükür belli olur. Mutfağa girmeye mi zorladı seni? O zorlandı. Neden mutfağa girmenizi istedi? Kalkın mutfağa girin, mutfağa girin. O, yani üçü geldi dedim, o zaman madem gidiler dur ben de gideyim. Geldiler, ben açmadım da gerçi. Çekmeceleri açtılar, bulaşık koymuşlardı. Lavaboda bir şeyler vardı mesela. Öyle şeyler vardı. Ama dünenki değil, dünenki tertemiz yapmıştı. Gelin hanım, bumbarların patlamaması için ne yapacaksın? Onu söylüyorum. Bunu patlamaması için önce tencereye koyacağım. Güzel kaynayacak, bumbarlar şişiyor. Ara yemeklerini tamamlamak isteyen yarışmacımız bumbarları doldurmaya devam ediyor. Anne gel şu bumbarları bağlayalım. Şimdi ne yapacaksın? Bağlayacağım, bunları tuzla temiz yıkayacağım yine. Bunları temiz tuzla, suyla, tuzla yıkayacağım. Tekrar limonlu suya koyacağım. Bir 5 dakika limonlu sudan koyduktan sonra düdüklayalım. Kayınvalidesinin yardımıyla bumbar dolmasının uçlarını bağlayan yarışmacımız tuzla iyice oğuduktan sonra suyla bir güzel yıkıyor. Bumbar sevmiyorum. Kalın bağırsaktan dolduruyorlar içini, pişiriyorsun. Ondan sonra yiyorsun ama ben hiç sevmiyorum öyle şeyi. Sakatat olduğu için sevmiyorum, yemedim hiç, yemiyorum. Ha, bağırsakları güzel temizlerse, güzel doldurursa tadacağız, bakacağız. Burada önceki yayınlar izledim. Mumbar dolması yapmışlardı ama patlamıştı. Tam beceremediler. Bunun aşamalarını soracağız tabii ki. Patlayıp patlamadığına, şekline bakacağız. Tadına bakacağız tabii. Yemediğimiz bir lezzet ama bakacağız, tadına göre değerlendireceğiz. Kavurma soğan koyma Ali. Ha? Kavurma soğan koyma. Biraz koyacağım. Biber koy da güzel olur. Bir parça koyacağım, hani tadı güzel oluyor. Biraz tuzludur ha. Ama malzeme gelecek içine de. Domates vallahi gelecek, biber gelecek. Kaşıkları doldursun, tuz koyursun ama. Et kavruluyor mu anne? Evet, daha kavurma geçir. Et daha kavurma geçir. Biraz çabuk et. Sadece kavurmanın kuyruk yağında kavrulan etlerine soğanlar eklendikten sonra kapya biberlerle yeşil biberler doğranıyor. Anneciğim, geline düğünde çok altın takılmamış. Sen de mi takmadın yoksa? Ben iki bilezik taktım. Her bilezik 50 milyondu. 50 gramdı. Saç kavurmaya doğranan kapya ve yeşil biberlerden sonra ayçiçek yağı ekleniyor. İstenen kıvama gelen incir tatlısı cam kaseye alındıktan sonra buzdolabında bekletiliyor. Ama niye iki tane tatlı? Müfeyle o yani çok uyumsuz tatlı olmuş. İki çeşit niye yapmış? Kayınvalidelerin gözüne girmek için yapmış incir tatlısını da. O kolay, haşlayıcı pişireceksin inciri. Açacaksın, arasına ceviz koyacaksın. 10 dakikalık bir şey o. Niye yapmış acaba bu incir tatlısı? Nasıl bir tane tatlısı vardı? Hani gerek yok yani ikinci tatlıya da. Cevizli mülfe baklavası. Ben onu hiç yemedim. Bakacağız hele kuru mu, şerbetini çekmiş mi, gevrek mi, cevizi içinde bol mu bakacağız. Saç kavurma bitti mi gelin hanım? Saç kavurma bitti. Baharatını koyacağım, salça koyacağım. O zaman daha bitmedi. Salça girmez değil mi? Bir parça salça koyacağım anne, yok, güzel ya, oluyor. Yok ya, ne salçasıdır? Bumbar bitti mi? Bumbar değil. Bumbar evet. Tamam, işi bitti. Pişecek çatır daha. Batır, ağzını kapat. Nihayet ikinci yemeğimiz de bitti. Kaç çocuğun var gelin hanım? 3 tane oğlum var. Maşallah, demek 3 tane oğlun var. Aslında 4 tane. Benim bir de ablamın oğlu var, Muhammed. Ben nişanlıydım, ablam kanser oldu. Lef kanseri o zamanlar geçirdim. Muhammed'e 9 ay boyunca ben baktım. Muhammed'e hamileydi. Ondan sonra doğduktan sonra 9 ay ben baktım. Ablam tedavi oldu. Muhammed'in de ikinci annesi sayılırsın. Evet.
O zaman buradan 4 oğluna da selam gönderebilirsin. 4 oğluma da selamlar. Azat, Baran, Muhammed, ablamın oğladı da Muhammed. 3'ü. İkinci tatlısına geçen yarışmacımız baklava için milföyleri cam tepsiye yerleştirip ortasına rondodan geçen cevizleri koyup dilimlere ayırıyor. Şimdi ne yapacaksın gelin hanım? Şimdi şey yapayım. Arpa şehriye pilavımı yapayım. Arpa şehriye pilavı için eriyen margarine ayçiçek yağı ekleyen yarışmacımız baklava için kestiği milföylerin üzerine tereyağı gezdirip fırına veriyor. İlk gün şerbet yemiştik. Şimdi de baklavası yapacak. Baklavası bilmiyorum şerbeti nasıl ayarlayacak. Milföy de çok şerbet katarsa zaten normal hamurlarda da yumuşuyor. Milföy de daha da yumuşayacaktır. Çıtır olmayacak kesin zaten. Şöbiyeti olmamıştı. Bunu bilmiyorum nasıl olacak. Yumuşak yumuşak mı olacak yoksa biraz çıtırlık kalacak mı? Kendi ayarlaması gerekiyor. İnşallah güzel olur. Güzel lezzetli yeriz. 2 tane tatlısı var. İkisi de şerbetli tatlı. İkisi de ağır olmuş. İncir tatlısı tamamen bir depo. Yani hem şerbetli tatlının yanında incir olması fazla. Biri beğenilmezse birine mi puan versinler diye mi yaptı? Ne yaptı? Artık onu tercih etti herhalde ki. Çünkü ikisi de uyumlu bir değil yani. Anneciğim, sen gelinken kayınvaliden nasıldı? Şimdi nasıl? Vallahi en çok şimdiki kayınvalideler yani tabii benim gibi olmayacaklar o kadar iyi de. Ben arkadaşlık yapayım gelinlere. Yani derim gelinler eziyet çekmesinler. Eskide eziyet vardı, şu andaki gelinler eziyet çekmesin. Elifetini sündür. Yoksa sen kayınvalidenden eziyet mi çektin? De olabilir. Eskide vardı eziyet. Senin kayınvaliden nasıldı? Benim kayınvalidem çok iyiydi rahmetli de. Biraz kayınpederde var. Pilav için kavrulan arpa şehriyelere lezzet vermesi için tavuk suyu ekleyen yarışmacımız suyunu ve tuzunu ayarladıktan sonra tavuk etlerini didikliyor. Eskiden gelinlere çok mu iş yaptırıyorlardı? Koyun sağdık, inek sağdık, ahur temizledik. O zaman işler ekmek pişirirdik. O zaman işleri daha zordu. Ama sen daha sonra kaçmışsın, doğru mu? Küstüm babam gile gittim. Dedim ile ki ayırlayacağım. Millet geldi peşime beni getirdi. Ha dedi tamam babam gille dedi ayrılacaklar. Amcalarım vardı babam rahmetliydi. O beni ayrıldı ben Ağrı'ya geldim. 2 sefer Adana gittim. Adana'nın sıcağı için yani orada kalmadık. Ağrı'da işte yerleştik. Kocan seni sevdiği için kırmadı herhalde. Yok kırmadı. Benim sözümü dinirdi. Sen çok çektiğin için mi kocana çektiriyorsun? Çektirmirim. Yine kadrini tüterim. Çocuklarıma mesela derim. Benim kayınpederim eti çok sever. Et hastası. Kayınvalidem sabah kahvaltısında bile ona et kavurur. Börek için ayçiçek yağıyla yağlanan hazır yufkalar tavuklu sebzeli harcıyla birlikte sarılıp fırın tepsisine alınıyor. Ardından sebzeli tavuklu böreklerin üzerine yumurta sürülüyor. Şimdi bunların kaşıkları bile yanında olsun. Tamam. Sen ona bak başka ne? Mor salatan kaldı he? Tamam acele etme biraz yak. Bu da mı fırına girecekti? Yok onu fırına koymadım. Koymuyorum. Sertleşir, kuru olur. Böyle keseceksin tabaklara koyacaksın gerek yoktur onun. Sebzeli tavuklu böreklerin üzerine susam döken yarışmacımız fırında pişen milföy baklavayı kontrol ediyor. Ne olmuşsa daha bu oldu. 6 biraz kaldı. 6 kalırsa olmaz Elif. 3 gündür bir güzel bir tatlı yemedik. En azından sen güzel bir tatlı yap. 6 pişmemişse bir şeyler yap, 6'a bırak. Tatlıları tamamlayan yarışmacımız mevsim salata için domates doğruyor. Anne git giyin. Kayınvaliden mutfağın dağınıklığına dayanamadı gitti. Üstümün kıyafetini giymeye gitti. Bıraksak hemen mutfağı toparlayacak. Topluyor da zaten zor tutuyoruz. Mevsim salata için domates doğrayan yarışmacımız ara yemeği için mor lahana doğruyor. Kayınvalidelerin mutfağa girmesine izin verecek misin? Zorla girerse yapacak hiçbir şey yok. Diyecek hiçbir şeyim yok. Mor lahana salatası için doğranan mor lahanalara yoğurt ve mayonez ekleniyor. Elif ne yaptın? Kolay gelsin bitirdin. Az kaldı. Tabii çabuk yap. Anneciğim bu dağınık mutfakta kendini nasıl hissediyorsun? Vallahi mutfak karmakarışık. Niye bırakmışsın ben biraz düzenteyim? Anneciğim etrafı toplamadan duramıyor musun? Ben biraz toplasaydım bu böyle mi kalacak? Önce masayı kuralım bence. Mutfağı daha sonra toplarız. Bunları hiç olmasa öyle etraftan alayım. Masasını kurmak için salona geçen yarışmacımız runner'ı serip çiçeği yerleştiriyor. Masam için ardından kendi şamdanlarımı falan getirdim. Şamdanlar da yerini aldıktan sonra yemek takımları yerleştiriliyor. Gel bu şeyin altı pişmiş üstü kalmış değiştir acele. Koş gelin hanım koş.
Elini yakma. Niye üstü pişmemiş? Elini yakma, elini yakma. Yanlı mı yoksa? Yo, altı da pişmemiş. E tamam o zaman hadi git. Hadi koş git. Bu paklavanın şerbetini bir koy. Hadi acele koy. Tatlıları tamamlamaya çalışan Elif, milföy baklavanın şerbetini döküyor. Sıcak koymayacaktın Elif. Tamam, kal sen git. Git. Koş. Tekrar salona geçen yarışmacımız sofranın eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Peçete koy, şaşırma kendini al. Çatal, bıçak ve kaşıklar yedekleriyle birlikte kağıt peçetelerin üzerindeki yerini alıyor. Kürdan tuzu da al, ekmeği de al. Ben gidip bir çakmak getiririm, mumları yakayım. Mutfakla salon arasında mekik dokuyan gelinimiz börekleri kontrol ediyor. Yanmadı değil mi? Yok, ben bakmıştım da pişmedi. Koptu. Pişti. Bakın altına, bir tane altına bir kaldırsana. Elif, zamanın var, şaşırma Elif. Hani üst yok, yanmamış. Tamam, güzeldir, tamam. Hadi koş. Tekrar salona geçen yarışmacımız sofranın eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Mutfağa kimseyi sokmuyorsun, tamam? Elindeki nedir gelin hanım? Kesme ekmeği. Nereden geldi? Köyden. Ekmekliğini de sofraya alan yarışmacımız artık konukları için hazırlanmak istiyor. Yerim anne, yapacak. Üstümü giymeye gidiyorum ben, kalsın onlar. Ya bunlar burada kalacaklar. Evet. Nasıl Elif? Bunlar burada kalmıyor mu? Yok ya, topla götür bunları, topla götür. Sade su içecek alacak. Topla bunları. Aha, bir masanı sil. Biriniz bana mum yakacaksınız, ben bilmiyorum. Giymeye gidiyorum, onları yakmam gerekiyor mu? Mumları kayınvaliden yakabilir. Kayınvalideler de gelmek üzere. Mutfağı da toparlayamadı. Elif hadi gel Elif, çabuk et. Kayınvalideler gelmek üzere. Elif sen mutfağı hiç toplayamadın. Anneciğim ne olacak mutfağın hali? Yani bu mutfağın hali ne olacak? Böyle olmaz ki. Hadi koş. Koş gel bunbarları bir aç. Hadi bunbarlarını bir aç bakak. Havası gitmiş. Bakak nedir? Oo, mis gibi olmuş. Süremiz bitti hanımlar. Kayınvalideler geldi. Bıçaklarda eliyle tutmuş, uç taraflarında lekeler var. Mutfağa bakacağım. Hiç gitmese dayıyoruz. Mutfak toplanmamış, daha neye gerek var? Lavabonun önleri bulaşık dolu, evet. Çöplere bak hele, çöpleri bile toplanmamış inan ki. Ay hele bunun haline bak. Senin için nasıl rahat etti, nasıl oldu bu iş? Vallahi içimi yedi. Başı göğe mi erdi, ne oldu? Girdi. Ben bir şey İtiraf edeceğim. Eti jülyen değil dediler. Ben de kanıtını getirdim. O et jülyen değildi. Sebzeli tavuk var, yok arası bir şey böreğin içinde. Bizim getirdiğimiz tavuklar tam böyle çiftlik tavukları ya. Zayıflar, göğüsleri fazla yok. Böyle devam ederse birazdan kendimi savunmaya başlayacağım. Gelişi güzel, şöyle parçalanmış konmuş gibi. İster yiyin, ister yemeyin gibi olmuş. Kayınvalidem yanlış anlamış herhalde. Yemekleri savuracağına bana koş diyor. Bir de ceviz kabuğu çıktı benimkinde. Vallahi dişim de takma diye. Hepinize afiyet olsun. Daha pişmiş. Dur, ceviz kabuğu çıktı diye afiyet olsun diyorsun. Geçmiş olsun. Büyük badire atlattınız. Evet. İki çeneni kırmak. Buyurun. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kezban. Ben Elif. Nasıl geçti gününüz? Çok güzel geçti. Yetiştirdiniz. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Selam aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl, yetiştirdiniz mi? Çok yetiştirdik. Ellerinize sağlık. Buyurun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben Elif, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür valla, iyiydi, güzel geçti. Buyurun. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Alın çantanızı. Nasılsınız? Nasıl geçti? Çok şükür. Güzel geçti. Geçti. Çok şükür. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Defterimi unutmayayım. Kapıyoruz telefonları. Arkaya koy gel. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Buyur. Tekrar hoş geldiniz masamıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sen nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Allah iyilik versin. Nasıl buldunuz masamı? Masanız fena değil, güzel de
Nasıl buldunuz bakalım masayı? Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hanımlar, nasılsınız? Sağ olun, iyi, siz nasılsınız? Siz nasılsınız? İyiyim, hamdolsun valla. Şükürler olsun. Canım, gene geldik geldin. Görevimizin başına. Hoş bulduk, nasılsın? Çok şükür, iyiyiz. Çok şükür, iyiyiz. Ne yaptın Elif? Yaptım, yetiştirdim. Çok şükür Allah'a. İyi, güzel. Evet. Eksik bir şey yok. Yok. Valla ben senden evvel başlayacağım anlatmaya da. Ondan evvel sofrada eksik bir şey yoksa, hepiniz de baktıysanız, fikir sahibi olduysanız. Sana, başlayalım. Sen de sofrayı soruyordun. Ben de devam ettireyim. Sen de bir yandan dinlersin getirirken. Nasıl buldunuz Derya Hanım sofrayı? Sofrayı güzel, fena değil. Ben şeye takıldım. Yufkalar niçin böyle kopartıp kopartıp atılmış gibi duruyor da oraya takıldım. Tendir yani etmeyi de kestik mesela. Yiyebilirler dedim tabii. Belki hani çekilirse deysek hani bir ekmek alamayacağız. Şöyle bıçakla falan kesilebilir. Evet, şöyle iki ortaya koyulabilir. Böyle bıçakla dört parça etti gelin. Dedim bir fazla kesme. Koparılmış gibi duruyor. Yok yok, koparılmış. Bir de şey böyle o, şuralara birer şey koysaydınız sabah daha iyi olurdu. Da dedim, çünkü yufkaya belki yenilebilir. Gelin fazla kesecekti aslında, dedim öyle kalsın. İsteyen olursa yine var yani, daha kesebilir. Düzgün, daha düzgün koyabilir hani onu demek istiyorum. Şöyle kaptı, güzel kaptı, yani böyle parçalanmış bırakılmış. Bırakılmış gibi duruyor evet. Bir de bıçaklar çünkü tabakta olmadığı için mesela bile ekmeğin yanına sıkıştırdı. Bir saniye, ne var dediniz bıçaklarda? Bıçaklarda eliyle tutmuş, uç taraflarında lekeler var. Benimkinde de var, bak burada. Bakayım, Ayşe Hanım göreyim. Ha, bende yok. Oradan mı tuttu? Ha. Servisleri düzelsin. Şöyle tutmuş herhalde ki parmak aslında çıkmış. Aslında mesela yol gelmişti ya, boşaltı tepsiye, o yüzden bahar aldı olabilir yani, o yüzden. Mutfağa giremezler. Ayşe Hanım bir zahmet girmesin lütfen, istemiyorum mutfağıma girmesini. Mutfağa bakacağım. Sorun kayınvalide. Gidebilir miyim? Hiç gitmese de iyi olur. Mutfak toplanmamış, daha neye gerek var? Gitsen de toplanmamış, gitmese de toplanmamış. Çok titiz yani olduğunuzu söylemiştiniz ya, o yüzden. Gitmesini istemiyorum. Niye? Ya topladım, tezgah süsü falan biraz dağılık. Toplamadın yani. Tezgahın üstü şey, lavabonun önleri bulaşık dolu evet. Ama kayınvalidem benim bulaşık makineme kadar baktı. Miyim? Ayşe Hanım hepsini tamam, bize sağlık. Tamam buyurun, siz de sen illa ki kalkın kalkın sen toplamıyorsun. Tamam işte buyursun bakın, buyurun buyurun. Buyurun gelin. Buyurun diyor. Buyurun gelin, toplanmamış. Bana gelsin konuşak. Tamam ya, toplamadım ama buyurun gelin diyor. Valla bravo. Yani mutfak toplamamış. Bu da bir cesaret. Yemek ancak yetiştirmiş odur. Gerçek konuşak. Yani ha, işte öyle olabiliyormuş yani değil mi? Hayır şimdi gel, geçebildin mi Ayşe Hanım? Geçtim. Ayşe Hanım herkesin mutfağına girdi. Ama biz Ayşe de onun mutfağına girdik. Şey söyleyebilir miyim? Bakın buraya çiçeğin şeyi gelmiş. Evet, tabaklarımızda çiçeğin şeyleri tozları var. Tozları var. Benim çorba şeyinde nasıl de var. Nasıl gelmiş onlar ya? Çorba. Bir de bıçaklar mı diyor, buradan mı tuttu diyor, evet, böyle diyor, parmak izleri var diyor. Hanım. Böyle mi dizdin? Ya o şekilde koydum da ya, hafif iterken tutmuş olabilir mi bilmiyorum. Peçeteyle tutabilirdin canım yani. Olur. Şey yapabilirdin. Haklısınız. Peki o zaman birer peçete rica edelim, silelim evet onları. Öyle tutmaması lazım evet Ayşe Hanım. Çöplere bak, hele çöpleri bile toplamamış inan ki. Ay hele bunun haline bak. Bunun haline bak. Bulaşığın içi açık. Açık. Doğru, bunları daha kullanmayacağım için böyle kaldılar. Vallahi kayınvaliden bulaşık makinesinin içine kadar baktı. Bulaşık makinesi içine bir şey koymadım çünkü yetiştiremedim. Ekirliler içinde yok bunlar diye. Bunlar benim zaten. Yetiştiremedim bulaşık makinesi. Bak çöpler orada kalmış, bu açık kalmış. Doğrudur. Yani böyle sapından tutup koyması lazım. Ben görmedim gerçi de öyle dediği herhalde için. Herhalde böyle ittirirken buradan, evet, ittirirken evet, o peçeteyle evet tutsaydı olmaz. Peçetelere böyle itirirken öyle senin yani gibi titiz. Mutfağa gelinden evvel sabah 8'de Şükran Hanım girmiş. Lavabonun altına, üstünü, yanını, sağını, solunu bizim arkadaşlarımızın temizlediğinin üzerine bir kez, bir kat daha kendisi temizlemiş. Temizlemiş yani ben. Silmiş, süpürmüş, akça pakça bir girdik böyle şıkır şıkır parlıyordu mutfak. Yani sen maşallah çok titizsin, temizsin, takıntılıymış. Kocası diyormuş, senin sorunun var bu temizlikle yani evet, o derece. Evet olabilir, olabilir. Şimdi sen gelinin toplamadı, senin için nasıl rahat etti, nasıl oldu vallahi bu iş? Vallahi içimi yedi. Evet, yedi değil mi? Evet ben onu diyecektim şimdi. Bir el atırdım, bekle. El atamıyorum. Atılmıyor. Biz de öyleydik yani. Gelin de hızlı yani. Hiç toparlamadın mı? Sen toparlamışsındır ya. Bırakmadılar. Kim bırakmadı yasak bakayım? Ya, yasak ya. Kameracılar bırakmadı. Değil, evdeki asap çarşıya uymuyor. Masa düzeni basitti. Masaya bir oturdum zaten. Çatalları, bıçakları eliyle almış koymuş. Hep parmak izleri, lekeleri vardı. Leke, ben görmedim leke. Benimkinde yoktu. Bir çizik vardı. O da olur dediler. Lavaşları öylesine koparıp atmış gibi görünüyordu. Öyle yapmaması lazım. Güzelce kesip ortalara koyabilirdik. Yani ben onu ellesem, alsam alttakileri elim değecek. Hijyen olaraktan hiç iyi bir görüntüde değildi zaten. Bu zaten tatlı üstü kapanmaz hamur oluyor diye. Bunlar da kapalı zaten. Bunlar açık, servis yapılacak. Tatlı da kapandı mı hamur oluyor. Benim gelin de öyle yaptı çünkü.
Üstünü kapatınca hamur oluyor. Tatlı değil, tatlı o börek geri çıkardım tamam, fırından oraya koydum. E işte toparlayabilsek biz de yapacaktık. Aynen. Ama doğru, toparlamadık yani. Bana kalsaydı mutfağı. Azıcık toplamanıza izin veriyoruz da tabii ki her tarafı temizleyemezsiniz yani. Ya şimdi yani. O kargaşada zaten bulaşık olmaz. Tabak çanak çok tabii oluyor ki çok yani. Büyük bir şeyleri kaldırmasına izin yani. Veriyoruz kayınvalidelerin. Sizler de yaşadınız. Ortada koca bir tencere vardı biliyorsunuz. Düdükle kapatıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Aynen. İki karışmanıza. Karıştırmaya izin verdiler. Veriyoruz da. Ama işte tümüne... Ben zaten toplamadım da toplama taraftarı da değilim. Yani gelin güvendi kendine yapsın. Peki peki mutfaktan taze taze haberler geldi Ayşe Hanım. Bize aktarın. Nasıl ne var ne yaşandı? Valla az üstü açık olan şeyler vardı. Bulaşıklar hep lavabonun içinde. Çöpler vardı. Doğru doğru yani, vardı. Eyle yapmış orada. Tezgahın üstü de kirliydi yani. Ya. Evet. Bilmiyorum işte kayınvalidem girmiş de ben de illa gireceğim diyor. Başı göğe mi erdi? Ne oldu? Girdi. Baksın ne yapayım? Odur herkes yapamıyor. Bir tek benim başıma gelmiyor ki. Ben de gözücüyle gördüm biraz salata toplanmamış ama yani. İşte Şükran abla bak herkesin başına gelebiliyor aslında demek ki. Evet. Evet. Bir şey söyleyeceğim iki buyur. Saniyelik bir şey şöyle bir ittirerseydin. Evet, belki tahtanın alırdı. Üzerinde doğramış yeşillikler falan evet, döküm. Bak, şöyle bir peçete. Bırakmadılar ben erdim. Sen değil ona gelinin sen şöyle bir alamadım. Gelin zor yetişti gelin erdim. Dün biz yarıştık gelinim yarıştı hiç net lavabonun içinde ne tezgahın hiçbir şeyimiz siz yoktu. Siz o mutfak tertemizdi. Bizim temiz gerçek olmuş. Acaba sizin menünüz mü zor ondan mı öyle oldu? Bana belli değil. Gelin bumbar dolduru. İki çeşit tatlı yaptı. Ya beni de incir, zor bir menü iki, görmedim Zuhal Hanım. Yani bumbardan başkası yaptı. Tatlı yaptı mesela incir tatlısı. Ne bileyim. Şey, iki çeşit tatlı bumbar dolması. Evet. Hayır iki çeşit tatlıyı niye tercih gerek etmiş? Gerek yoktu yani. Bir tane yeterli. Şimdi ikisine mi puan i̇kisine vereceğiz? İkisine bizden ayrı ayrı puan vermeyeceksiniz tabii. Sonuçta tatlı bir tane sayılıyor. Milföy zorunlu tatlımız. Evet. Ama o ekstradan incir tatlısı yapmak istemiş size. Maharetini göstermek istemiş. Tattırmak istemiş. Bazen yapıyorlar öyle çift tatlı yani, olabiliyor. Çift olabilir. Ama siz tabii ki yine yani ekstradan bir puan vermek zorunda değilsiniz. Ha tabii çok hoşunuza gider. Benim tabağımın içinde de bu çok... var. Eyvah ne tabağımın o? Tabağımın içinde. Şu çiçeğin şey yeşillikleri. Sağ ol canım. Ne çorbasıydı bu? Bu tavuk köy tavuğundan çorba. Şimdi köy tavuğundan öyle yani hani köy tavuğu deyip geçmeyin. Çünkü Ağrı'nın köyünden gelen bir tavuk bu. Gelinimiz tavuğunu saç kavurma için sacını, yumurtasını, efendime söyleyeyim mumbarını ve düdüklüsünü Ağrı'dan getirmiş uçakla. Yani gerçekten de tebriği bence hak ediyor. Çünkü tavuğuna yumurtasına kadar gördük. Yumurtasına. Taşımış yani kırmadan etmeden sizlere köy tavuğu taze taze Ağrı'nın ocağının güzel köylerinden gelen lezzetleri tattırmak için. Elbette ki tadında bir farklılık vardır diye düşünüyorum. Hasta organik işte gezen tavuk bu olsa gerek değil mi? İnşallah. Evet, inşallah. Bence tadına da sirayet eder. Her şeyimi kendim getirdim. Yemeklerim hepsi çok güzel oldu. Tatlarına da eminim. Çünkü hepsini kayınvalidem tattı. Hepsini köyden getirdim. Bence çok güzel oldular. Bakalım nasıl beğenecekler mi? Mesela bu çorbanın tavuğunu asla bulamazlar. İstanbul'da. Masa düzeni fena değildi. Benim tabağımda yeşillik çıktı. Bıçaklarım da biraz lekeliydi. Arkadaşlarınki de öyleydi. Onu da gösterdik. Olmasaydı daha iyi olurdu. Hijyen takıntım var. Çünkü girer girmez de mutfağa gittim baktım. Mutfakta berbattı. Lavabonun içi, açık olan şeyler. Kayınvalidesi geldi benim bulaşık makinemin içine kadar baktı. Aslında mutfağa gitmeyi ben istemiştim. Ayşe Hanım gitti. Mutfak berbat bir şekildeymişti. Bu kolay menüye göre ben mutfağında öyle olması gerçekten açıkçası şaşılacak bir şey. İnsan bu menüde bile mutfağı temizler, toparlar, bir kahve bile içer yani vakit artırması gerekir. Gelin mutfağa girilmesine önce izin vermedi. Zaten kendisi de itiraf etti, dağınık dedi, çok karışık dedi. Ben mutfağa gitmedim çünkü zaten bıçaklar falan eliyle tutulmuş, koyulmuş bir peçeteyle koyabilirdi oraya. Onları öyle görünce zaten mutfağında dağınık olabileceğini düşündüm ve hiç kalkıp gitmedim. Köy tavuğu çabuk pişmez. Ne kadar sürede pişti? Pişirdiniz. Düdüklü de pişirdi. Bir saatte yani pişiyor. Çabuk pişmiyor biliyorum ben de. Düdüklü de pişirdi. Düdüklü de bir saatte pişer. Tabii pişirdi, saat Zuhal Hanım. Bir saatte pişer biz de sürekli ondan aldığımız için. Düdüklü de her şey pişiyor. Evet. Efendim? Ben bir şey itiraf edeceğim. O ne ya? İtiraf. İtiraf edeceğim. Ha nedir o dosya? Dün benim gelinime haksızlık yaptılar. Eti jülyen değil dediler. Evet. Ben de kanıtını getirdim. O et jülyen değildi. İstediğiniz kadar kanıt isterseniz jülyen değildi olay. Yani. İsterseniz bakabilirsiniz. Bakın dün gelini demiş ki ekibimize Tuğçe. Bu kasaptan aldığımdaki resmini demiş yollayın lütfen. Buyurun. Canım böyleydi biz... etim diye getirdiğimde.
Bugün Kasabımıza da sormuşlar. Onu da ben açıklayacağım. Siz o resimlere bakın. Hepimiz ayrı ayrı bastırdınız. Belgeleriyle, evet. Kanıtlarıyla. Evet. Ama ben bu jülyen kesilmiş de kalın olduğu için bayağı ama bir kalın yani bu. Ama tam da jülyen değil ki. Jülyen değil ki. Değil mi yani? Bu jülyen değil. Teker alın fikirlerinizi. Böyle mi aldı? Evet, öyle aldı. O jülyen değil. Böyleydi diyorsunuz. Böyleydi. Peki teker teker söyleyeyim. Derya Hanım nasıl, yani böyleymiş et. Zöyle Hanım, bu jülyen değil zaten. Bu kadar kalın olmaz jülyen. Jülyen bu kadar geniş, kalın, genişliği de kalın. Bir de bu pirzola gibi. Kalın ve geniş yani. Böyle olmaz jülyen. Siz ne diyorsunuz Hülya Hanım? Evet, hem kalın, geniş, yani yanlışlık olabilir. Bunları inceltmesi gerekiyor. Ama evet, jülyen de aldı. Ama tamam da bunu açtığı zaman görüp onu inceltip jülyen şeklinde vermesi gerekiyor. Peki kasabımızın da bir notu var. Kuzu eti almış dün gelin Kezban Hanım. Şimdi dana bonfile alsaymış böyle olmayacakmış. Ben de aynı şeyi söyledim. Kasap da aynı şeyi söylemiş. Şimdi kuzu etinin piştiği zaman nasıl bir tepkimeye uğrayacağını ve nasıl bir şekil alacağını gelinizin hesap etmesi gerekiyor. Aynen, doğru. Normalde onun bence de dana bonfileden olması gerekiyordu. Kuzu seviştiği için, kuzu da çok yumuşak bir et olduğu için ve de sanırım böyle atmadı değil mi? Yani bu şekilde hiç bunları kesmeden mi pişirdi dün? Kesmeden herhalde, evet. Bunları küçültmesi gerekiyordu. Aynen, sizin onları... etiniz hem de enine de büyüktü. Evet, doğrudur. Yani öyle şu bir şekilde hata yapmış. Kuzu bonfile istiyorum ama jülyen. Evet evet, Şaban amcanın ellerine sağlık. Bayağı 2 saate yakın marine oldu, 1,5 saat. Gördünüz Mikser, sen de şahit oldun. Biz jülyen kesimini aldık. Ama bunun hayvanında bir problem varmış galiba. Gerçekten de niye jülyen olmadı? Halbuki ben olsam bunu kasaba bir yol daha incelttirirdim. Aynen. 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 İşte o da öyle olacağını geçmiş, düşünemedi herhalde. Kuzu kuzu. Onun için dana oldu. Dana seçseydi evet, böyle evet. Olmazdı gene. Kuzu çok yumuşak bir et. Doğru. Şeklini şemalini kaybetti. Ama böyle ne güzel bak, ama yine de işi ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesidir bu. Teşekkür ederiz. Bastırmış getirmiş. Tabii. Bir haksızlık olmasın ya. Diye. Buyurun, çorbalar da geldi. Dünkü dünde kaldı yani. Dünkü masa dünde kaldı. Bugün benim masamı konuşmaları lazım. Boşuna getirmiştir bence. Yani olmuş bitmiş. Puanını da almış. Puan da geçmiş. Bir de uğraşmış gitmiş çıktı almış. Uğraşmış. Yani ne gerek vardı? Hiç gerek yoktu bence. Kezban Hanım dünkü etlerin fotoğrafını çektirmiş getirmiş. Kendini aklamaya çalıştı ama daha beter battı. Gerçekten battı. Jülyen o jülyen değil. Gerçekten değil. Şükran Hanım, çorbanın içindeki kullandığınız yağı sorabilir miyim? Bir yağ kokusu geldi sanki bana da. Biraz ağır gibi. Yağ kokusu, margarin kullandık. Nasıl peki? Yorumlayın lütfen. Tadı güzel, tuzlu, biraz hafif tuzlu geldi bana. Tadı olabilir. Şehriyeleri de çok ölmüş, dağılmış. Diri mi olacaktı şehriye? Yok, diri değil de biraz erken atmış. Diyorsunuz. Evet. Kezban Hanım ne diyor bakayım çorba ile ilgili? Güzel olmuş, bana da biraz tuzlu geldi. Güzel ama tuzlu diyorsunuz. Yok, evet. Tadı var. Hı-hı. Ayşe Hanım? Tadı güzel. Kezban Hanım tuzlu olmuş, bir de bir yağ kokusu geliyor. Size de mi geldi? Evet, yağ Hülya kokusu geliyor. Yağ kokusu. Bir de margarin yok. Mi kullandınız, evet. Tereyağı mı? Margarin. İşte margarin. Bir koku var ama. Margarin kullandık. Bir de tuzlu olmuş. Elif, margarin mi kullandın? Margarin kullandım. Ben margarin kullandım. Ağır diyor hanımlar kokusu. Evet, ağır geldi. De zaten margarin tercih etmediğimiz için ya tereyağı ya da biz hiç kullanmayız. Zaten köy tavuğunun yağı zaten yeter. Ben de şimdi onu diyecektim. Zaten tavuğun yeterince kendine has güzel yağlı bir yağ. Yağlı kavurma için biraz yağ lazımdı. Ama mesela biz hep margarinle yapıyoruz. Öyle mi? Tereyağı kullanmıyor musunuz? Kullanmamız tereyağı oluyor ama kokusu bunu margarinle fazladır mesela. Tereyağı buca girse kokusu fazla olur. Gelin Hanım, ben de hiç evde kullanmam yani yağını falan. Doğrudur. Bunun yağını kavururum. Aha. Tavuğu da atarım, kavururum, ondan sonra suyunu korurum. Bunda bir yağ kokusu geliyor. Haklısınız. Evet. Derya Hanım? Ben de katılıyorum. Koku geliyor. Ayrıca şimdi koku yağdan değil, tavuktandır. Tavuk canlı tavuktur. Kesilmiş. Evet. Yağ değil zaten. Mesela.
Margarin yani de değil canım. Koku. Şimdi koku biz, tavuğundur. Biz de şey memlekette bizim de vardı tavuklarımız et bahçemiz. Kokusudur. Biz biliyoruz et yani. Kokusudur. Ev tavuğunun kokusu. Şimdi bu ev tavuğunun. Kendimiz temizleriz. Şunu şey da karıştırmayalım yani. Acaba tavuk şimdi bizim artık tamamımız ve burunlarımız maalesef şurada buradaki kasapların ve marketlerin tavuklarına biraz alıştı. Evet. Şimdi hakikaten kendine az eskiden o eski tavukları bir pişirirdi. Bütün ev kokardı yani saatlerce ve çok zor pişerdi. Şimdi o tavuğun kokusuyla şeyi karıştırıyor olmayasınız sakın. Aslında tavuğu güzel dedik demiş. Tavuk güzel yani. Yani. Lezzeti nasıl? Güzel lezzeti pişmiş. Güzel ama tuzlu. Bir de biraz tuzunu kaçırmışsın. Ben tuzlu. Sadece onu söyleyebilirim. Yani şu eleştirilerden tuzlu olduğu kısmına katılıyorum. Ama onun dışında bence gayet lezzetli ve güzel. Lezzeti, bana lezzeti yağ kokusu gelmedi ama ve rahatsız etmedi. Eline rahatsız sağlık. Etti. Biz Zuhal Hanım yazın giderim ben. 1,5-2 ay hemen hemen de annemin evinde kalırım. Köy tavuğumuz her şeyimiz peki, var. Peki bu tavuğun lezzetini almadınız mı yani? Aldım. Aldık. Tavuğun lezzeti güzel var tavuğum. Ama tavuğun margarin bastırmış. Allah lezzeti Allah. Var. Bastırmış. Yok ya. Çorbanın kokusu var diyorlar. Kokusu yok ama. Bu kendi köy tavuğun kokusu. Ya şu kadar margarin ama margarinin bahane. O kadar koymamış ki bastırmaya sen mesela. Sen biraz abarttınız yani. Dibinde ya. Bulunmuş diye tavuğu. Hayır hayır margarin falan kokmuyor. Yok margarin tavuğun kokusu var. Ben de anlıyorum. Bence de kokmuyor. Ben evet. Evet. Ne kadar aha. koydu margarin? Bana elinle az bir... Az yani bu kadar ne böyle. Ne kadar margarin koydu? Şöyle bir yemek kaşığı. Azıcık yani dibinde şey eritti. Şeyi kavurmak için. Mesela ona göre unu şey etti. Etin suyuyla eti koydu. Öyle yani. O kadar şey koymamış. Yok yok lezzetli olmuş. Tavuk belli yani. Kendini belli ediyor. Ağrı'nın tavuğu olduğu belli. Buradakiler çabuk pişiyor tavuk. Biz de geçen gün köyden getirdik. Bir saatte anca düdüklü de pişti. Ben masadaki bu kağıtları alabilir miyim? Evet al jülyenleri. Jülyenlerimizi sen al. Sen de bakar bakar hatıra. Ha bu arada seninki de saç kavurma. Evet saç kavurma. Sana ne anlattı? Sana anlattı kasap değil mi? Evet bana sonradaki anlattı tavukları. Ama kasabın da mesela yanlış şey almış. Yanlış et almış. Hmm. O yüzden küçülmüş. Ben dün sordum ya dana mı diye. Zuhal Hanım o evde yapıyor. O kendisi böyle alıyor jülyendeyi bize de yapıyor. Hmm. Ama dünkü kadar öyle küçük aynen. yani değil. İşte bayağı uzun. Şimdi belki sizin... de belki de. Dana olsa belki olmayacaktı öyle. Sizin, belki. Sizin çünkü devamlı kendisi lezzetliydi alışveriş. Lezzetliydi ama onu söyleyeyim. Yok ya, kendisi alışveriş yapıyor. Ben hani gitmiyorum tabii, o kendisi. Tabii tabii mutlaka. Ama lezzetli jülyendeyi aldım diyor anne diyor onun ama için. Ama bence 4 de değildi yani puanları. Yok değildi tabii. Yani puanlarımız çok düşüktü. Hadi tamam şekli mekli tamam da dörtte neydi yani? Tatları güzeldi. Bunbarımı da götürüp göstermek istiyorum patlamadı diye. Çok güzel oldu şahane oldu. Çorbaya basmış margarini. Bu devirde yani biz zaten evlerimizde de yapıyoruz aynı çorbayı. Margarin zaten kullanmıyoruz. Tavuğunu köyden getirene kadar has tereyağı getirseydi, has tereyağı bassaydı o zaman daha güzel değerlendirirdik. Ebe gelin köyde mis gibi köy tavuğu getirmişsin. Niye margarin koyuyorsun? Hepimiz o köy tavuğunu kullanıyoruz. Hiç hazır kullanmıyoruz ama margarin koymuyoruz. Ağrı'dan getirmiş tavuğu. Güzel, çok iyi. Peki neden Ağrı'dan güzel mis gibi tavuk getirmişsin? Neden gidip marketten aldın margarin kullanıyorsun? Tereyağı kullansana daha güzel olsun. Gerçekten margarin kokuyordu. Ve çok da tuzluydu çorbası. Tavuklar gerçekten güzel didiklenmişti. Yani didik tif 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 tifti güzeldi ama margarin kokuyordu. Keşke tereyağı kullansaydı. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Neye verdiniz? Şükran dört? Hanım not almışım ben. Çoğu şeyi beğenmemiş. 7 verdi. Yani değil hiç, mi? Evet. Ben burada evet. yazmışım. Birçok şeyi beğenmemiş. Neyi beğenmedim? Tatlıyı beğenmedim. Ana yemeği beğenmemişsiniz. Jülyen kesilmemiş diye siz de söylemişsiniz. Efendim? Jülyen kesilmemiş diye siz de itiraz etmişsiniz. Salata. Yazmışım. Yok yok eti. Eti. Evet. Eti az olduğu için dedim yani etin tadı güzeldi. Mumbarımı göstermek istiyorum. Şöyle patlamadı durun. Diye. Bakayım. Patlamadı. Bakın gösterin mumbarın patlamaması. Hı-hı. Eline sağ. Mumbar sevmeyen var mı aramızda? Tercihim değil. Tercihim çok değildir. Benim değil. De tercihim değil. Tüketmiyorsunuz. Tahmin etmiştim. Siz de mi? Seven var mı mumba? Ben çok seviyorum, çok da yemişim. Aa bak seven bir kayın var. Evet görüşürsün. Gidince yine yapılacak, gelecek bizim lisede. Bizim bir hafta mecbur yemeğimizdi. Evet. Gerçekten de o iş birazcık maharet ister evet, onu patlatmadan maharet. Doldurmak. Temizlik ve içine de aklını vermek. Kimisi de hiç azıcık pirinç koyuyor patlamasın diye. Böyle cılız bir mumbar o zaman da olmamıştı. Çok kolay bir yemek değildir değil tabii yani. Zahmeti bir çok de zahmet. Buzlu getirmişler. Yıkandığı halde iki kere, üç kere daha yıkadı gelinimiz. Ya önemli olan o zaten yani. Tabii temizliği, yok, bayağı temizledi, bayağı bayağı. Ha, o konuda yani kitledi şimdi mumbarı. Yörelerine göre olduğu yemek için ondan eminim yani. O konuda eleştirmeyeceğim. Mumbar çok kolay bir yemek değil. Ben de patlatmadım, şahane yaptım. Bakalım ne diyecekler tadına.
Kayınbabam gel köye odunlara gitmişler, bumbar doldur diye. Bumbarı bilmiyorum nasıl dolduracağım. Ağzımda tüttüm biraz koydum, çubuk getirdim biraz koydum, kaşık getirdim biraz koydum. Baktım olacağı yoktur, gittim kaynanamın eltisini çağırdım, dedim hacı sana kurban dedim. Ben ekmek pişireceğim, hamurum eşkimiş, ben nasıl yapayım? Geldi Allah sizde de ondan da razı olsun. İki dakika bumbarımı doldurdu, o gün bugün de ben öğrenmişim, dolduruyorum. Yengeye doldurttum, iyi yapmışsın. Bilmiyordum. Bunlar, evet. Ama bizler de bilmeyiz hiç yani yapmadığımız şey. Tabii canım elimize yani de alıp yapmadığımız eskide bir şey yani. Bilmiyorum yani, ama şu anda daha çok yapmadığımız bir şey. Adana yöresinde daha çok şiirden mumbar ben çok tercih ediliyor. Ben bir kere tattım. Şimdi geçti. Siz ona da kokuyor dersiniz. Mumbara haydi haydi dersiniz. Bu tavuğa dediyseniz mumbara neler diyeceksiniz acaba? Tabii onun kokusunu hafifletmek için bir takım ipuçları vardır. Tüyoları vardır. O kokuyu bastırmak tabii için. Güzelliği. Baharatı katılıyorlar. Evet baharat katılıyorlar. Tabii o baharatı falan önemli. Için. O baharat. Yanında da tavuklu börek var. Mor lahana salatası vardı evet. Değil mi? Ara yemek evet. Olarak. Ya zaten mumbar biraz ağır olduğu için gerisini basit seçmiş. Kolay seçmiş gelin hanım herhalde. Börekle uyumlu yo. Olmuş mu? Ara yemek tabağı Derya Hanım. Hayır börekle uyumlu değil. Ayrıyeten çorbamız da tavukluydu. Böreği de tavuklu yapmışlar. Bir de mumbarla böreği ben yakıştıramadım birbirine bilmiyorum. Onun içinde bir şey mor salata mesela. Da gereksiz yani mor salatayla mumbar olabilirdi veya mor salatayla börek olabilirdi. Bu tavuklu börek ne gerek vardı diyorlar tavuklu çorbanın üstüne tavuklu börek mumbarın yanında diyorlar hanımlar. Ya köy tavuğumuz ya hepsi bir arada güzel olur diye düşündüm ne bileyim. Garnitürünü kendiniz mi hazırladınız hazır mı getirdiniz? Yok hazır aldım. Hangi garnitürü böreğin içinde? Böreğin içinde. Hazır mı aldı? Etti mesela ta et göğsü aldı da yani ne bileyim geldim yaptı daha hazır. Yufkalar hazırdı tabii. İçindekiler içindekiler. Hazır? Yok ben yok hazır değil. Hazır aldım dedi. Öyle dedi. Şu içinin bezelyesi havucu bezelye haşlanmış. Bezelye hazır getirdi. Bezelyeyi hazır getirdi. Haşlanmış geldi yani. Evet. Burada haşlanmadı. Evet. Marketten haşlanmış bezelye. Anladım. Konserve. Hülya Hanım bugün menüleri beğenecek misiniz bakalım? Dün hiçbirini beğenmediniz. Biz bezelyemizi, havucumuzu hepsini kendimiz zaten evden getirdik. Onu, hepsini kaynattık. Zaten ayrı ayrı onu beğendiğimi kaynattık. Söyledim sadece. Ne? Bugün şükür bakalım ederim. Beğenecek misiniz? Bakalım. Bakacağız tadına. Bakın. Dün hiçbirini beğenmediniz. Bir de tavuklu, sebzeli tavuk var yok arası bir şey böreğin içinde. Menüsü zaten çok basitti. Çok da mumbara ağırlık verdiği için başka şeylere ağırlık ve öbür yemeklere ağırlık vermemiş. Basit olduğunu kendi de farkında olduğu için kabullendi. Çoğu şey kabullendi. Evet buyurun Kezban Hanım. Böreğiniz tuzlu olmuş. Tuzlu olmuş. Neden bezelyeler havuçları hazır aldınız? Hazır aldım. Dün biz hepsini ayrı ayrı mesela doğradı gelinim. Hepsini ayrı ayrı pişirdi. Hı hı. Ben öyle tercih ettim. Bir de neden hem çorbada hem börekte tavuk tercih ettiniz? Köy tavuğu getirdim ya o yüzden her ikisinde de onu kullanmak istedim. Hazır taşımış mı bana yani, tavuğu bari değerlendireyim dedi. Değerlendireyim değil mi? Mor lahana da tuzlu olmuş biraz tuzlu geldi bana. Çok az. Ben en normal tuzlu yediğim için zorlanım. Lezzeti hoşunuza gitti mi? Güzel lezzeti. Evet. Bumbar da güzel olmuş. Hah. Hiç yememiştim ama. Yok koku almadım. Hiç kokusu yok. Güzel pişmiş. Burnu çok hassas olan kayınvalidemiz Hülya Hanım'a dönüyoruz. Buyurun. Mumbarın dış eti biraz sanki biraz daha pişmesi mi gerekiyordu? Hayır. Çok bilmediğim için ona bir şey diyemem. Ben bana öyle geldi. Biraz daha dokunuyor. Bunu yaprak sarma gibi zannetmeyin yani. Ha, ya tam pişiyor mu böyle mi olması gerekiyor onu bilmediğim için. Böyle böyle. Tamam. Börek tuzlu biraz. Bir de onun içinde de farklı bir yağ var. Hayır. Yani böreği direkt aldığın zaman farklı bir tat veriyor. Sivi yağdır. Yani börek sadece sıvı yağ var. Başka sıvı yağ. Yani. Başka yağ yok sıvı yağdır. Böreğin valla bugün için bilmiyorum ya benim ağız tadım mı yani bütün şeylerde yani var böreğin ya içinde sivi yağ var. Aa, şorbayı dedi şorba dedi yani mesela katı yağ koyduğumuz. Salatası da sarımsağı biraz fazla olmuş. Mor lahana. Çok az yani. Hayır, bir buçuk diş koydum yani fazla koymuşum. Bir buçuk diş koymuş. Büyük olabilir. Çok fazla sarımsak koymadım. Geldi. Beğenmedin yani. Mumbarı beğendim sadece. Pişkinliği beğendim. Güzel ama şey etinin pişkinliği biraz az.
bana İşte göre. Değil diyorum. İşte bilmediğim için ona İşte göre. Ben de değil diyorum. Tamam. Evet buyurun Derya Hanım. Ben de onu soracaktım. Yani böyle mi pişiyor böyle diye. Pişiyor. Bana da biri geldiği evet. için. Güzel. Siz hiç pişirdiniz mi mumbar? Hayır hiç yapmadım. Ben o yüzden mumbar geç pişen zaten. Bilmediğimden sonra. Geç piştiği için çok güzel pişmiş. Yani bakın puanları açıklarken mumbar az pişmişti ondan kırdım demeyi yok, kabul yok. Etmeyiz yani. Ben bilmediğim için zaten soracaktım. İşte biz de aydınlatıyoruz sizi. Benden önce sordu zaten. Yani ben Hülya Hanım'ı cevapladım ama siz tatmin olmadınız herhalde. Bir kere de siz soruyorsunuz. Bir kere de size söyleyeyim. Mumbar böyle pişer. Börek hazır yufka sanırım. Evet. İçindeki evet. de hazır. Evet. Tuzlu ama onların tabii ayrıca şeyleri var. Bir sürü soğanı ayrı kavuruyorsun, etini ayrı pişiriyorsun. Onları hepsini bir de ayrı tutup kaynatıyorsun. İçindeki tavuk getirdiğiniz tavuktan mı yoksa? Yok hazır. Hazır aldınız. Marketten yani. Evet. Hangi tavuk hazır? Hazır tavuk bu. Tavuk şeyi böreğin içindeki. Böreğin içindeki. Böreğin içindeki şey tavuktan kullanmadın. Yok yok ondan kullanmadım. Demin öyle dedin getirmiş. Tavuk suyu koydum birazcık sadece kaynasın diye. Niye o tavuktan kullanmadın? Onun göğsü olmazdı. Niye? Bizim getirdiğimiz tavuklar tam böyle şey çiftlik tavukları ya. He. Zayıflar, göğüsleri fazla yok. Demin dedi getir. Şu an ben dedi ki niye börekte tavuklu dedi hem de çorbada. Getirmişken tavuk kullanayım dedim dedin. Evet, evet. doğrudur. Suyunu falan yani, kullandım ama göğsünü kullanmadım. Suyunu kullandın. Evet tatları nasıl? Mor şey, tuzlu olmuş birazcık. Börek. Mumbarı beğendim. Tabii şeyde bunu tuzla ovaladınız mı? Biraz evet. diri geldi bana da. Evet tuzla ovaladım. Sarımsağı normal iyi geldi bana ama ben bir de şey... Daha erken mi yaptınız? Yoğurdu biraz sulanmış gibi. En son onu yaptım. En son. Yoğurdu sulanmış geldi. Yetiştirmiyordu bile. Onu son zorunu yaptırdı. Bayağı bir sulanmış benimkisi de böyle. Benimki de öyle de süzme yoğurt değil herhalde. Süzme değil yoğurtlu olsaydı daha iyi olurdu. Kat olurdu. Normal. Süzme yoğurt kullansaydın. Evet öyle süzme sıcaktan falan şey oluyor sulanıyor. Evet evet çok sulu oluyor. Evet. Çok da fazla suyu yok. Benimkinde var bakın. Göstereyim evet, evet sulanmış kenara diyor. Biraz kenarları evet. Siz maşallah dün de hiçbir şey beğenmediniz, bugün de hiçbir şey beğenmediniz. Niye beğendin? İki arkadaşınızda. Hayır ikiniz de aynısını söylüyorsunuz. Bunu bana o söylüyor. Dışı pişmemiş. Siz de aynısını söylüyorsunuz. Aynı fikirdeysek ne yapabiliriz yani? Aynı uyuyor ki valla yani. Sizin evet dün damak zevkleriniz de aynıydı, puanlar da aynıydı. Değil mi? Zuhal Hanım ben hiç yemedim. Hani ilk olarak yiyorum. Mumbarı ben de bir öyle seferimi yiyorum. Bir sefer mi falan yedim. Aynı oluyor böyle dışı. Evet evet. Ha, bir sefer yedim. Yani ama normalde biz bilmediğimiz için öyle şeyler yemiyoruz. Yani ben. Ama komşu da değiller pişince... desem komşu diler. Değiliz. Valla birimiz bir yakada birimiz bir yakada. Hayır biz var ya televizyonda da seyrediyoruz. Bu çok fazla pişti miydi? Yok olmaz. Dağılıyor. Patlar. Böyle pişer. Tabii. Pişmesi dağılmaması budur, için bu kadar pişiyor. Bu hayvan bağırsağı zaten yani. Hani bu pişmesi budur yani. Bizim şey... Yöremize ait bir şey olmadığı için yapmıyoruz. Olabilir, olabilir. Siz sordunuz, biz de söyledik. Yani. Hani sizin için. Damak zevkleriniz birbirine uyuyor benim anladığım evet. kadarıyla. Aynen, hassas evet. oldukları, hiçbir nokta şey takıldıkları evet, şey. Evet Suhal Hanım, hiçbir şey beğenmiyorlar. Mumbarım güzel olmuş. Bakalım başka ne diyecekler. Gelinim çok sinirlendi eve sinirlendi. Gidince de çok ay, sinirlendi. Ya, yani hiç hak etmedim ben bu kadar puanı dedi. Dörtler biraz evet. Ama çok, yani sen... bak lezzete gerçekten ben lezzete verdim. Zuhal Hanım tamam şimdi ama... tamam da puan için yani lezzeti ben alabilir lezzet miyim? Için. Elif o kaşık çatıları ben konuşabilir miyim? Alıyorum. Ben size 7 verdim. Yok. Evet. Siz 6 verebilirdiniz. 4 çok düşük değil mi? 6 verilebilirdi o sofra. Yani 6 verebilirdim. Ama güzelim iyi de siz bana 7 verdiniz diye ben adil olmaktan çıkıp da lezzete bulamadığım şeylere... Ama lezzetliydi. Mu, puan için mi? Ama lezzetsiz miydi? Ama bana öyle geldi. Lezzetsizdi. Hayır hiç lezzet... Bir etin jülyen değil dediniz. Evet eti lezzetliydi. O. Ha bir de tatlımızda biraz hani tatlı o... sıkıntı vardı. O kare vardı. Oldu hani öyle ya, gördü yani ha. Şekli. Muhallebisi ve çikolata sosu o, çok azdı. Çikolata sosu tabii çok yaptı. Bunları bir seferde al götür. Yapmış koymamış. Ben de onu diyecek. Niye evet. koymamış? Bilmiyorum ki. Doğru, aslında sen dedim ki ona aslında bu... orada hata etmiş. Hayır, ona... Ben arkadaşlara evet. sordum. Niye dedim bu kadar az? Profiterol içinden taşar çikolata. Hayır, çok evet. vardı pişirdi. Niye koymadı hayır, fazla dediler. Fazla pişirdik. Ya. Mesela birlikte evet. fazla pişirdi. Bak ne güzel. Aslında diyorsun. Ben ona dedim kızım bol koy dedim. Niye koymadı? İşte bilmiyorum ki. Yani, heyecandan herhalde. Üstüne şeyden... şu kadarcık. Süs yani gibi küçük yani. Küçük sos gibiydi. Gibi. Normalde hani evde de yapıyor. Çünkü evde de yaptı yedik. Yapıyordur tabii. Yani o çikolata sosunu evet. bol koysaydı ya da muhallebisini de az. Hatta olmuş. Evde de söyledim kızım hani çikolatayı çok yaptın dedim. Ha, bak siz bol bol koysaydınız kare olduğu bile dedim görünmezdi tabii o zaman. Tabii canım ben de onu dedim. Yani. Hani şekli neyse milföydür sonuçta yani. Tam bir profiterol formu beklemeyebilirsiniz ama en azından çikolata sosu bol olabilirdi ha, onunla yani. Dedim kapatabilirdin. Tamam anne... ama yine de dörtlük değildi tabii ki netice itibariyle. Değildi tabii canım yani. Dörtlük değildi yani puanımız.
Yok. Ayşe Hanım, hani senden sonra bulacağım. Güzel. İşte şey yani, siz istiyorsunuz ki ikiniz anlaşmışsınız der gibi konuşuyorsunuz ama anlaşmışsınız demedim. Gerçekten zaten o anlatırken ben de içimden geçenler zaten söylüyor. O zaman en iki önce bana sorun Zuhal Hanım. En azından bu sefer ne diyeceksiniz bilmiyorum. Tamam da ikinizin ağız tadı aynı diyoruz. Tabii, damak tadı aynı diyoruz. Önce size sorayım. Ama olabilir ondan yani diyoruz. Biz hiçbir yani. Bilemeyiz ki bunu. Farklı kişilikli insanlar, tesadüftür yani. Ama tatlarına bakacaksınız. Gün... Bu arada içecek falan hiç gelini mi sordu mu? Ben duymadım. Sormadı içeceklerimizi. Aa, sormadı. İyi ara sıcaklar geçti. Getirmiş halbuki orada getirmiş. Kayınvaliden beni savunmuyor. Evet sen sus ben konuşacağım diye sana gerek yok. Böyle devam ederse birazdan kendimi savunmaya başlayacağım. Kayınvalidemin konuşması lazım. Biz öyle anlaştık evde. Hepsini geldi bana söyledi. Sen sus ben yaparım diye. Şükran Hanım dün bizim sofrada o gün esip yağıyordun. Hadi bakalım biraz dedim savun elde gelini. Savun gelin hadi sen bakalım. Sen desene bana gelinine içecek sor kızım diye. Bu arada Ayşe Hanım'ın ara yemekle ilgili evet, yorumlarını da yapalım. Dedim buyurun. Şurada Hanım bimber olduğu gibi olmuş zaten. Ben dedim yani. Ben dedim mi? Dedim. Tamam. Evet, evet olması gerektiği gibi olmuş. Çünkü ben mı? Evet her yediğim yerde öyle. Evet diyen pirinçle, bir insansın evet, pirinçle kıymanla yaparlar. Gelin bulgurla yapmış. Kıyma koydu mu içine? Evet evet. Kıyma var kıyma içinde. Kıymayla bulgur. Güzel olmuş. Ben de böreği beğenmedim. Hmm. İçi çok tuzlu. Biraz tuzlu beğenmedim. Kaçmış. Şey de süzme yoğurtla yapsaydı daha katı olurdu. Gerçekten çok sulanmış. Hmm. Bir de onu biraz mor lahanayı biraz soteleseydi daha güzel oluyor. Ayşe Hanım benim söylediklerimi söylediniz siz şimdi olmadı. Kezban'ın kızıcık. Hayır o sötelemen gerekiyor dedim. İyi de Ayşe Hanım'ın dediğini ben aynısını söylemedim ki. İkimizinkini hayır, birlikte söyle. Benim söylediğimin aynısını. Benim söylediğimin aynısını yok canım, söyledi. Hayır, öyle demedi. Börek tuzlu dedi. Şeyde dedi ovalanması gerekiyordu dedi. Yoğurdu da sulanmış dedi. Ama onları tamam ben da, söylemiştim. Börek tuzluydu. Ben bize de tuzlu geldi börek. Ama. Tam da ben söylemiştim diyor. Benim arkamdan o da söyledi ya. Hani böyle oluyoruz ya biz. Ama canım siz ikiniz aynı oluyorsunuz. Damak tadı Ayşe Hanım da bana katıldı. Gözümüz var, görüyoruz, kendimizle yani, konuşacağız. Yani ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ifade edeceğiz. Konuşacağız tabii, eleştirileri açığız. Yani damak tadımız var bizim. Birazcık pilavın dibi tutmuş ama çok yapmıştım. Derya Hanım bugün pek notu tutmuyorsun gibi geliyor bana. Tutuyorum. Çok tutuyor fazla musunuz? Tutmak istemiyorum. Kimse en kabul etmiyor. En çok notu hangi gün tutmuşsunuz bugüne kadar? Konuşmaya ilk gün. Gideceğiz sonra not yazacağız. En uzun sayfalar kimden çıktı? Şükran Hanım'dan çıkmış. Ayşe Hanım'dan çıkmış. Hangi gün hangi gelinimizin sofrasında daha çok eleştiri gelmiş? Dün gelmiş. Dün gelmiş. O yüzden Şükran Hanım'a söyledim. O kadar eleştiri yapmışsınız. Yedi niye yedi verdiniz diye. Yok. Şimdi... Eti jülyen kesilmemiş demişsiniz. Kavurma gibi olmuş demişsiniz. Ne gibi olmuş demiş? Kavurma gibi. Kavurma gibi evet. Demiş. Evet. Patatesi yağlı bulmuşsunuz, bayağı bir yağlı bulmuşsunuz. Doğru. Tadı, tadı güzeldi. Salatayı bir... beğenmemişsiniz. Beğenmedim. Salata doğru. Tatlıyı beğenmemişsiniz. O da doğrudur. Çorbayı? Çorbayı beğenmiş. Çorbayı beğenmiş. Çorbayı tamam. Beğendim. Başka da bir şey yok bu kadar. Aa, zaten bütün yemekleri ve çoğunu beğendim. Beğenmemiş yani. Eti de beğendim, tadı güzeldi. Ama... Dedim ama jülyen değil, kavurma gibidir. Ama güzel olmuş, pişmesi de tadı da güzel ara olmuş. Ara yemeğinde başka nesi vardı? Patates dedim güzel böreği, paçanga beğenmiş paçanga, mi? Paçanga böreği olmamış dediniz, börek olmuş dediniz, evet doğru. Sen gerçekten fazla benim, bir şey de beğenmemişsin, evet, şimdi böyle söyleyince. Benim hepsini değerli halde 4 verdi bana. Olmamış, yani beğenmediği şeyleri 7 güzel verdi. Olmuştu. Ha Amerikan salatası beğenmiş. Bir onu beğenmişsin zaten. Çok benim gibi Amerikan güzel salatası etinin lezzeti diyor. O kadar başka da bir şey yok. Amerikan salatası da eksik değil miydi Zuhal Hanım? Pilakiyi beğenmiş pilaki mi? Pilaki notlarınıza bakın. Pilakiyi pişmiş dedi kendisi ha, biliyorum. Evet pilakiyi beğenmiş. Beğenmişim yani. Dün kayınvalidemi yedi vermesinden memnunum çünkü masanı çok beğenmişti. Şimdi hak edene vermek lazım. Şimdi hakkında, kimsenin hakkında yememek lazım ki. Sadece beğenmediğim salataydı, bir de o tatlıydı, bir de börek idi. Patatesi de beğenmediniz. Ya, patatesi dedim güzel olmuş güzel biraz yakın. Güzel sunulmadı dediniz. Şükran Hanım bana inat mı verdiniz o dördü, yediyi dün yani? Yok inat değil. Biraz yok, kendi öyle günü gibi geldi bana. Yani. Elif içecek. Getiriyorum onu. Burada yazıyor yani yalan söylemiyorum tamam, ben de yanlış belgelerle söylüyorum. Yok, ama tatları güzeldi onu vermiş demek ki. Kayınvalidemi defterini falan sen laf söylüyorlardı. Kayınvalidem ama haklı. Niye yazıyor ki? Ne gerek var? Şorbayı siz dedin pişirmemiş de neyin güzel eti olmuş. Eti jülyen olmamış ama tadı güzel dedi. Tek ona ama söyledi. Ama hepsinin güzeldi. Söylemedi. Ama yani... patates hiç yağlı değildi. Ama dedim Şükran Hanım'ın söylediklerini söylemedi. Ben sizin söylediklerini söylemedi. Yağlıydı. Patates yağlıydı.
Değildi, hiç yağlı değildi. Kendi gününü biraz yağlıydı. Kendi gününü oynadı o dün bence. Evet, yok, bence kendi günümde değil. Gerçek konuştum. Ben masayı beğendim. Bende yalan yoktur. Gerçek söyleyeyim. Hiç kendi günümde değil. Şükrü Hanım, nasip ama neyse ama olur. Biz yemekler için. Yazmışım ama burada yazılı ve söylüyorum size. Tamam, yazmışım size. Ben de biliyorum yani. Ben unutmamışım ki. Böreği büyük, börek beğenmedi. Tatlı beğenmedi. Başka ne? Patatesi beğenmedi. Yağı fazladır, tadı güzeldir. Eti de dedim, jülyen değil ama kavurmuş, pişirmiş, güzel olmuş yani. Kavurma gibi olmuş demiştiniz. Amerika salatası güzel olmuştu dedim. Ama bir Amerikalı yiyeceğine hepsini beğendiniz ama hepsi beğendim dediğiniz şeyler tamam bir sorun söylediniz. Jülyen değil yani. Patatesi yağlı dediniz, diyorsunuz ki tadını beğendim. Ama güzel olmuştu. Dedim kavurma gibidir, doğruydu. Arkadaşım yani bakar mısın? Ondan bir şey yok işte, ki bu zaten. Kavurma. Porsiyonu az bu kavurma. Dedik. Bir saniye, evet. Bakar mısın? Bu kavurma. Evet. Saç kavurma. Jülyen de yağlı. Onu ben söylemedim. Tamam ama hepiniz söyledin. Sen tamam, de söyledin, sen de söyledin. Tamam, dün böyle kare kareydi. Hayır işte öyle kare kareydi. Evet, böyleydi. Evet, şimdi saç kavurma ve arpa şehriye pilavı geldi. Kavurma bu işte yani. Evet, kavurma bu saç kavurma, evet. Hülya Hanım hiçbir zaman yüksek puan kullanmıyor. Kendi gelinini koruduğu için Deriye Hanım'a da vermeyecek. O 7 puanları hiç görmeyeceğiz. 8'i 7'yi görmeyeceğiz. Ve etimizin şeklini beğenmedi. Bir de tatlımızın şeklini beğenmedi. Yoksa oradan... Yani gerisi gelinimin el lezzetleri çok güzeldi. Bugün gene notlarım işe yaradı. Şükran Hanım dün hiçbir şey beğenmemesine rağmen doğru düzgün çıkardı, 7 verdi. Bugün 7 alacağını düşündü. Bence alamayacak, almayacak yani. Boşu boşuna 7 kullandı oraya. Oh, dünkü gelinimiz az diyordunuz koyduğu. Bir de şimdiki gelinimizin porsiyonu. Bu da maşallah. Mesela dün ben onu da sordum arkadaşlar. Siz yiyin lütfen bir yandan. Maskeleriniz yokken konuşmayın. Dedim ki et niye o kadar azdı? Aslında vardı eti de dedi arkadaşlar. Niye az koydu biz de anlamadık dediler. Yani aslında eti de bolmuş, çikolata sosu da bolmuş. Niyeyse servisler sırasında herhalde heyecan mı yaptı, ne oldu? Bayağı azdı. Tabii yarın büyük final 15 bin TL için. Bir tek Derya Hanım'ın gelini kaldı. Ama dün tabii Tuğçe'nin söyledikleri hala hepimizin aklında. Aynen. Bir sözümle hele o final bana... değişebilir dedi. Aynen, bana onu yaptı. Adil olan alsın. Hak eden kazansın. Hakkı olan alsın. Yani kimse kim buraya şey için gelmedi. Yani ben hatır gönül sayıp lezzete yanlış bir puan verirsem o adil olmaz bir kere. Tabii o yüzden ki. Ben yemeğe göre puan verdim. Yoksa hepimiz birbirimize o bana 7 verdi, yok, ben ona 8 verdim. O bana 6 şey verdi, ben ona 4 verdim. Gerekiyordu. Olmaz. En azından 6 verilebilirdi yani. Dün gelinim düşük puan aldığı için Derya Hanım'la Hülya Hanım'dan öyle bir şey söyledi ama kesinlikle olmaz o. Ben kendime güveniyorum. Kendi ağız tadıma göre ona göre puanımı vereceğim. Değiştiremez yani. O kızgınlıkla sinirlendi çok, onun için öyle söyledi. Bir de ona mı kalmış bir de Zuhal Hanım'ın puanı varken finali değiştirmek yani puanlamak? Elif koş çabuk salata. Elif koş çabuk. Şunu getir Elif, koş bunu getir. Hepsi üst üste kaldı. Kayınvalidem yanlış anlamış herhalde. Yemekleri savuracağına bana koş 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 diyor. Evet, yediniz mi siz Hülya Hanım? Yedim. Ne çabuk. Yedim Hülya Hanım. 2-3 sefer aldım etten. Tamam. Etin lezzeti güzel. Gelinimiz herhalde biraz tuz oranını fazla kullanıyor. Biraz bunda bana tuzlu geldi. Evet. Pilavda da bir margarin kokusu var. Hayda. Var. Pilavda da var yani. Pilavda da değişik bir pilavda yağ margarin kokusu yok. Var. Şimdi ette yani ne var bilirsin? Yani değişik bir tat alıyorum yani. Ette kuyruk yağı var. Onu biliyorum. Et zaten kuyruk yağıyla kavrulur. Kuyruk yağı mesela kavurduk. İçinden çıkarttık. Etten verebilir yani. Zaten saç kavurmada öyle olması gerekiyor. Ama pilavdan geliyor diyor. Pilavdan geliyor, evet. Peki siz yemeğe devam edin. Gelince soracağız. Pilavın lezzeti pişmesi nasıl peki? İyi. O iyi diyor. Ama işte yağında ben sıkıntı yaşıyorum. Aa, yani o kadar yani. Sıkıntı değil, ben alıyorum yani. Rahatsız etti mi sizi? Evet, çünkü ben margarin hiç kullanmadığım için onu bilirim yani farkını. Ama margarin kullanmadı diyor da genelinde bir sormamız lazım. Bir soralım geline bakalım. Aa, önce Derya Hanım'a soracaktım. Ay evet. Siz de hatırlatsaydınız Derya Hanım. Yiyordum. Ama evet siz Hülya Hanım herkes önce yiyor. Elif. Efendim. Sorun Elif'e sorun Hülya Hanım. Buyurun. Pilavın içine yağ ne var canım? Sıvı yağıyla margarin var. İşte. Gene margarin. Margarin evet. Kullanmış her şeyi. Niye tereyağı koymadın? Ne güzel gider pilava. Allah, biz öyle yapıyoruz. Ben hep öyle yapıyordum. Sen margarinle mi yapıyorsun? Hep öyle yapıyorum. Bir şey sorabilir miyim gelin hanıma? Pilav dibini tuttu mu? İçecek. Dibi tuttu mu yani?
Pilavın mı? Evet. Yok. Öyle mi geldi? Bana öyle geldi var. De ayırdım evet, hatta. Evet aralarda ben şimdi de her hani şeyi beğenmedim ki gösterilmedim. İçecek olarak ne içersiniz? Kol alayım ben. İçeceklerinizi söyleyin sonra şu pilavın dibi tutma meselesine sizce her de mi tutun? Her şeyi beğenmiyor diyecekler diye ben onu demedim var yani bakar mısın? Burada aa. Gelin hanım gelin göstereyim bak. Ama şimdi söyleyeceksiniz niye söylemiş? Dipleri tutmuş neyse şekilde. Onu da ben söylemiş olayım. Yani. Ya yanma falan yok da bir parça dibi tutmuş şuralarda, olabilir. Şey dibi tutmuş gibi yani kuru ayırdım ben taban kenarına. Ama yanık falan değil yanık. Yok şey yanık değil, yanık değil yani. Dibi tutmuş. Sade belli yani de ben şimdi her şeyi beğenmiyor diye bana tepki yapıyorlar ya. O yüzden demek istemedim. Ama ne tepki değil ki dün siz benim masama ben oturdun. Tatlıya kadar hep olmamış olmamış ama dedin. Hiç olmamış ya, yani. Gereken gibi dedin. Olmamış ki. Ama yani hiç olmamış dedin. Sonra açacağım. Milföy profiterol çikolatası kabul ediyoruz. Tamam onu kabul ediyoruz. Hiç olmamış dedin. Tamam, hayır ben etin lezzetini beğendim dedim. Bir de masanın düzenine verdim. Ne var masanın düzeni çok güzel. Ama yemeği beğendiyseniz daha yüksek olmalıydı yani. Puanı. En azından o zaman 5 ya da 6 tabii. Kullanmanız gerekiyordu. İşleri margarinle margarin kokusu nasıl alıyorlar ben de anlamıyorum. Çok düşük verdiniz. Çok çok düşük. Ben size söylüyorum bak bu haftaki tabii. Gelinlerimizin yani. Genel olarak yemekleri lezzetli yaptıkları hatalar var ayrı. Ama lezzet olarak her masada ben lezzetli bulduğum yemekler oldu. Tabii ki kimi daha lezzetliydi daha başarılıydı kimisi değildi. Ama dörtlük müydü hiçbiri değildi. Beşlik de değildi tabii. Bakın çok net söylüyorum. Hiçbir gelinimizin 5 ya da 4 almaması gerekiyordu. Şu gün perşembe bugün yanlış oldu o puanlar. Tabii. Evet buyur Ayşe Hanım. Et sebzeli ama sebze içinde yok. Yok mu? Yok sebze hiç içinde yok bak. Hiç yani. Kalk biber yeşil biber. Sebze koymadı yani tadı güzel olsun diye biraz biber doğradık. Sebzeli tek değil. Tek biber yoksa mı domates? Ama saç olur mu bu sebzeli ettin ki? Öyle sebzeli de domates koymadık. Buna soğan sade, gider, biber gider. Biber, yeşil biber biraz koyduk dedi tadı güzel olsun. Yani. Siz ne bekliyordunuz sebze? Ben sebzeli kuru soğan sarımsak domates biz de onları kullandığımız için. Savurma böyle. Domates koymadı mı içine? Domates yok içinde. Domates dedim niye koymadı? Dedim çok et sote gibi olacaktı. Domates de girer, sarımsak da girer. Kavurma böyle mesela. Domates koymadın mı saç kavurmaya? Efendim? Domates niye koymadın saç kavurmaya? Ya böyle tercih ettim. Etin tadı bozulmasın, daha güzel olsun. Daha güzel olsun. Domates olsa et kavurma şey, sote, et sote olur. O yüzden koymadık yani. Buyurun efendim. Kavurma böyle olur. Yani normalde biber de girmez yine tabii güzel olur. Biber girer ya. Bazı koyuyoruz da o yüzden. Yani. İçecek olarak ne içersiniz? Çünkü yaptığımız canım, şey. Şükran'a babını yapıyoruz biz sürekli. Ya yaparız yani he. Kavurma mesela hı. biber bayağı koyuyoruz bazı da koymuyoruz. Bu koymuruz. Sade kavurma olmuş. Evet kavurmadır. Evet. Saç kavurmadan. Evet saç kavurmadan. Sebze yok. Ne eti bilal saç da... kavurma? Dana eti bonfile. Sırtta. Saç kavurma kuzu etinden olmaz mı? Danadan da olur şeyden de olur. İksinden de olur. Ama şimdi dana da olur da sade biber dersi. Dünkü dana bugünkü kuzu olmalıydı halbuki. Şimdi bunun sade biber olduğu için kuru yani kuru değil yavan kalmış. Kuzu eti biraz daha yağlı olduğu için o saç kavurmayı daha lezzetli yapardım. Ya buna kuyruk yağı koydum ben. Kuyruk yağı koymuş ama. Dengeleyebilmiş mi acaba? Kuyruk yağı koydum. Yok. Lezzeti nasıl Ayşe Hanım yemeği? Lezzeti güzel. Pişkinlik. Bir tık güzel. Daha pişseydi olurdu. Evet katılıyorum alırdı yani ben de. Kabul ederdi. Biraz daha pişer miydi evet, diyorsun? Evet pişerdi. Ben de katılıyorum bu konuda. Pilav da bir tık daha pişmesi gerekiyormuş. Dibi size tutmuş. Geldi mi pilavda koku? Pilav biraz daha su yok, koysaydım. Yok bana koku gelmedi. Lapa olurdu. Yok pişmesi iyi pilavın. Biraz daha su koysaydım lapa olurdu. Arpanın pişmesi salata bu kadar da çok iri yani. Doğranmış. Tadı güzel. Çok. Salataya ne yağ kullandın? Zeytinyağı. Ha. Onu soracağım. Siz beğendiniz mi ya? Zeytinyağı da biz kendimiz zeytinyağı getirdik. Kuyruk yağı erimez mi ya? Salatayı beğendiniz mi? İyi, kendimiz getirdik. Iyi, zeytinyağı. Şey kuyruk yağı koymuş muydunuz? Evet siz koymuşum. Göremedim ben de o yüzden. Ben kuyruk yağını koydum. Ya. Yağını aldıktan sonra içindeki yağları çıkardım. Ağza gelmesin. Ekmekleri niye böyle parçalayıp koydun gelin hanım? Şöyle ya, bıçakla parça kesip. Alırsınız diye. Öyle... Tamam da bıçakla kesip de öyle de alabilirdik de. Yani bu öyle gelişi güzel şöyle parçalanmış konmuş gibi ister yiyin ister yemeyin gibi olmuş. Yok olur mu öyle estağfurullah? Özentisiz olmuş diye. Şimdi nasıl almamız gerekiyor onu? Elif. Ele eline al hanımlar tanrı yemeğe bir baksınlar. Ama bitti yemeğimiz. Ekmeği yemek isterseniz de tandır ekmeği de yani biraz tandır yiyebilirsiniz. Aslında güzel tamam. Gider sen. Yiyelim biraz. Şöyle uzatayım birer parça böyle koparıp alabilirsiniz. Ben şimdi koparamam koparıp bırakamam bunu komple almam lazım değil mi? Al.
Yok, koparıp koyabilirsiniz fark etmez. Ama hepsini de yiyemeyeceğim için. Yok, ben yemeyeceğim. İçine koyamam, elliyorum çünkü. Sen elin yetişir de orada alabilirdin yani, o kadar konuşmaya gerek yok. Ama elim değecek, diğerlerine elim değecek. Nasıl alabilirim? Olsun, bir şey olmaz. Ekmek olur. Yani diyoruz ama sizin için olmayabilir. Diğer bayanlar belki şey yapabilir. Alabilirsin ya, yemek istemeyebilir, elim değdiği için yemek istemeyebilirler. Şimdi bu ekmeğin pişirmesi biraz zordur. Herkes pişiremez. Biliyorum, benim annem de çok yapardı bundan. Bizim tercihlerimiz var. Ben senin yerinde olsam, taç kavurmayı ikram ederken yanına, o tandırları yanına koyardım. Aynen. Ya da altına koydu. Evet. Hatta biraz da ısıtırdım. Altına da olurdu zaten. Hatta bunu birazcık daha yağlı yapardım senin yanında olsaydı. Saç kavurma yağı çok gider. Çok yağlı olunca bu sefer çok yağlı oldu diyorlar. Yok, ama hayatım, et yağı kaldırıyor ki. Yani hiç yağ olmamış, yokmuş gibi sanki. Aynen. Evet. Bir de dana eti zaten kuru oluyor, dana eti sert oluyor. Aynen. Keşke kuzu tercih etseydim veyahut birazcık daha yağlı yapsaydın. Şunun birazcık yağını, efendime söyleyeyim, o salçasını, biberini, hafif acılı olur saç kavurma. Bir de birazcık daha küçük kesseydin keşke. Kasabda öyle kesmişler, getirmişler. Evet, evet. Saç kavurma böyle minik küçük minik kesildiğinde domatesi, soğanı, biberi, acısı, yağı böyle gelecek. O lavaşı böyle ona bir sıvayacağım, böyle hop diye alacağız falan mesela. Daha bir tadına vara vara, lezzetini çıkara çıkara yerdik. Aynen. Bir de hiç baharat kokusu yok içinde. Karabiber falan koymadınız mı? Pul biber koydum. Ha, pul biber. Hı-hı. O da. Demek kafi gelmemiş. Evet. Pilav nasıl Derya Hanım? Ben söyledim, dibi tutmuş sanki dedim ama tutmadığını söyledim ve ayırdım ben buraya. Tadı size nasıl, lezzeti, pişmesi? Pişmesi biraz dir ama bu böyle pişer büyük ihtimalle. Bu böyle pişer. Evet. Yani biraz daha fazla. Biraz dir olur. Pişmesinde bir sıkıntı yok. Ama dibi tutmuş. Arpa mesela çok pişerse lepe olur. Arpanın pişmesi biraz daha su koyarsan da olur. Dibi tutmuş zaten. Evet, dibi olabilir. Ben dibine tutmuş. Bir şey ben yok, hani bir şey demiyorum. Dibi tutmuş. Dibinin neresi tutmuş? Bakabilir miyim? Gelin buyurun bakın, ben ayırdım. Dibi tutmuş. Ama anne yanmamış ki dibi olur. Yok, yanmamış. Yanmış demiyorum ama ben dibi tutmuş mesela diyorum. Mesela doldurdu ben böyle kaşığı vurup birbirine ayrılmamış yani, öyle yapmış. Ya o kaşığı vurdu mu ayrılmıyor bak, mu? Bak, hayır ayrılmıyor bak. Bak ayrılmıyor, gördün mü sert? Yanmış demiyorum, dibi tutmuştur. Ben normalde hatta doğru, böyle dibi tutmuş pilavları çok sevenler de var biliyorum ben. Evet. Ama çıtır çıtır, çıtır, çıtır yerler, dibi tutmuş, evet. Tutmuş doğru diyor. Çıtır çıtır, yanık o kadar demiyorum. Çıtır çıtır değil, sadece değil, birazcık değil. Şey çok sert değil, değil yok, mi? Değil, yok, yok, değil, yok, yok, güzel sert değil, dibi tutmuş. Bir şey söyleyeceğim. Kıvamında pişmiş, güzel de altı şey olmuş. Tavuğun suyundan koydun mu pilava? Evet, onu yaptım. Anladım, lezzetli çünkü. Ben lezzetini beğendim, bana yağmadı, kokusu gelmedi, eline sağlık. Şükran Hanım, gelin hanım kabul etti suçunu yani, her şeye tepkisi kaldı. Ya suçum da değil, bir şey yok izin zaten. İzin vermediniz mi, ne yaptınız, kendini hiç savunmuyor gelin. Hayır. Gelin, yok gelin mesela dedi doğrudur, pilav şey etmiş yani doldurmasın ama kaşık vurmamış, böyle kaşık vursaydı. Ama hiç sıra gelmiyor. Olabilirdi ama doğrudur, dibi tutmuş. Bir saniye, Ayşe Hanım'dan şikayet var. Evet, bana hiç sıra gelmiyor. Buyurun. 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 Sizden izin bekliyorum diye. Buyurun. Şükran abla, orayla oturmayla burayla arasında fark var mı? Sen o gün diyordun Ayşe Hanım uyuyun mu, gelini savunmuyorsun. Yok, farkı yoktur yani. Sen de uyuyun mu, niye cevap vermiyorsun? Yok, ben uyumuyorum, ben konuşurum. Ben gerçeği de söyledim, dedi pilav tutmuş, dedim doğrudur. Pilav evet, mesela altı bu, şey olmuş mesela. Bu gerçekten çok kuru olmuş. Gelin hanım kuyruğu içinden olmuş, almasaydı kavurduk kuyruğu içinden almayacaktı. Bir saniye, olsaydı, bir saniye, bir Ayşe Hanım dinle efendim. Kavurduğun kuyruğu içinden almayacaktın. Evet, biz de yapıyoruz bir tane. Biz onları ayırırdık, yemezdik. Ya bu sefer de yağlı, bak bunun içinde yağ çok var dersiniz. Yok bir tane, bu da şey çok kuru olmuş. Ne kadar koydun ki kuru yağ? Bana avucunun içine geçti. Şu kadar avucum. Tamam, o kadar kalsaydı. Ondan bir şey olmaz. Mesela çömşiş de getirirler, yağ üstündedir. Aynen. Bazı şeyleri. Sen onu ayırırsın, yemezsin. Bırak onu biz yani yapalım o seçimi. Beğenmiyorlar. Bence yemeklerim harika olmuştu. Şey, mevsim salataya domates koyuluyor mu? Efendim? Mevsim salataya domates doğranıyor mu? Evet, bizim bildiğimiz salatamız. Domates salatası, salatalık, domates, yeşil soğan. Mevsimi değil ya domatesin, o yüzden soruyor. Alabilir miyim? Domates niye koymuşsun salataya, onu soruyorlar şimdi de. Ya mevsimi zaten daha yaza gelmişiz o. Şükran Hanım, gelin de her şeyi kabul ediyor. Yapacak bir şey. Özellikleri var demek. Ama benim yapacağım bir şey. Saç kavurmam zaten. Ben saç kavurmam. Domatesi, biberi, soğanı, sarımsağı, yağı. Ya hepsine domates giriyor diye bir şey yok zaten. Ya yok da koysan daha lezzetli. Ya da en azından tabii yağını olurdu biraz daha. Bak burada da yapmış Arpa Şehirleri pirinç pilavı. Bak mesela biberlerin fark edilmesi lazım. Parlıyor biraz değil mi? Acılı, yağda. Biraz yağdan yağlı. Parlıyor. Yani bu kalorili bir yemektir. Ağır bir aynen, yemektir. Evet. Aynen. Ondan sonra ama yapıldığı zaman da hakkının verilmesi gereken bir yemektir. Yani. Bizde de yüzlerce kez Yapıldı yani. Yüzlerce attım da onlarca kez yapıldı saç kavurma. Hatta bir gelinimizin, hiç unutmuyorum, babası saç kavurma yapıyormuş zaten. Getirdi mesela Joss diye o yağları, İzledik. Kuyruk yağlarını attı. Balkonda pişirdik. O böyle o dumanlar çıktı. Evet, o çıkması lazım. Bir de bunun
sıcak sıcak gelmesi lazım. Evet, sıcak olması lazım. Bakalım buna ne diyecekler. Kesin derler iki tane tatlı gösteriş. Gösteriş sizin gelininiz de yapsaydı. Jos, biraz hem sahita dediğiniz sıcak gelir. Onun evet. Servisi farklı olur. Tabii kiremitte, evet. Güveçte özel servis ister bu da. Mesela her şeyinizi taşımışsınız. Keşke küçük küçük bir gelinimiz yapmıştı. Küçük servislerde saç evet. Kolunu küçük küçük kolu varlar. Görmüştüm onu evet. Voktava gibi hafif. Onlar da güzel servis. Mesela ortasına koyarsın pilavı. Veya hadi gene yanına koy da onun saç kavurma olduğunu hissetmemiz lazımdı yani. Benim de çok sevdiğim ve hani bildiğim bir yemektir. Yemek. Evet, lezzetli. Bu sadece yani bildiğimiz kavurma. Kebap dediğin kuyruk yağı kaldırır. Saç evet. Kavurma dediğin kaldırır. Et tarzı hemen hemen de haşlama harici hepsi kaldırıyor kavurma olduktan evet, sonra. Ama yani, mesela dünkü jülyene yağ konmaz yani ekstra. Konmaz, o evet. Kendi etin mesela dünkü danadan olabilirdi, bugünkü de kuzudan olabilirdi. Aynen, tam tersi yanlış olmuş. Yanlış seçim yaptı. Doğru. Gelinimiz. Dünkü aslında tanıdığımız kasap bugün kuzu olabilirdi önce, doğru. Ona göre mesela söyleseydi. Keşke. Kendi evet. Etini getirebilirdi. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Mesela gelinimiz tavuğunu mumbarını getirmiş yani bizim yumurtasına kadar. Ağrı'da da eti getirebilirdi. Tabii bizim oranın eti daha tadı güzel olurdu. Tabii. Diğer sen etleri mumbarı tavuğu getirmiş, kırmızı eti getirmemiş ki. Kırmızı et gelseydi daha güzel olurdu. Benim keşke. Çok dedi eti götürün de Zuhal Hanım biz dedik hangi gün yarışacağımızı bilemiyoruz. Elektrik falan kesilse et mahvolur. Kendini pek savunamadı yani nereden ne söylesem de savunsam ne düşündü. Yemeklerini zaten kabul etti. Çoğu şeyi de kabul etti yemeklerinde. Yani biz ne söylediysek evet bu böyleydi, şu şöyleydi deyip durdu yani. Bugünkü kayınvalide çok savunmadı. Beni de şey yaptı ama kendi benden beter çıktı. Ayşe Hanım konuşmadı, yatıyor yumuşak. Beni bu yumuşaklığın öldürüyor. Dedim o zaman sen yatıyorsan herkes yatıyor. Ben kahve oynayayım mı dedim. Tabağımızda milföylü baklava var. İncirli tatlı var yanında da. Sizin gelininizi çok merak ediyorum Derya Hanım. Gelin. Aslında yani hani biliyorsunuz ablası. Evet. Ama görümcesiyim. Görümcesi ama kayınvalide. Yarın göreceğiz aramızda. Derya Hanım'ı bakalım. Sizin hikayenizi de merak ediyorum. Ama aslında gelin görümceler pek anlaşamaz ama gerçekten tebrik ederim yani. Öyle eğer bir bu yarışma şey bitene varsa kadar kavga etmezsek şimdiye kadar çok iyi anlaşıyoruz. Şimdi bu haftanın mesela kayınlanalar bizim ayağımız hafiftir. Masamız da yemeklerimiz de yani bazı gelinler yetiştiremiyorlar. Yakabilirler. Çok şükür. 5 kişiyiz, evet, biri bir şey yapamadı. Olmadı. İnşallah yarın da olmasın. Öyle bir şey olmadı bizden inşallah. Tertemiz yani Allah'ın izniyle. Güzel ama oldu. Yemeğimiz bizim de öyleydi, bizim de öyleydi ama dörtleri... He, beşi de yani en az da... Dört puanları verdiler işte bize de. Yetişemeyen masalara vermek yani, lazım. Eksik olan şeyleri vermek lazım. Masalarımızda, yemeğimizde çok şükür beşimiz bizim de hiçbir eksiğimiz yoktu. Her ben şeyimiz olsam tamamdı. Sizlerin yerinde ben bu programa yani katılacak bir kayınvalide olsam... Yani... Çok böyle aman aman yani aman hiç de bir şey yoktu yenecek, hiç de lezzet bulamadık dediğim sofralara ancak veririm dördü yani hani. Tabii onun dışında beşten aşağı kullanmam şey puan. Yani ama ne olacak ki? Ne yapacaksınız ki? 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar yolu var. Evinize mi götüreceksiniz? Ama Zuhal Hanım herkes kendini, gelinini düşünüyor. Düşünsün. Tabii. Onun düşünsün. İçin o dörtleri veriyoruz. Diğer gelinizi düşünün de diğer gelinlerin de emeklerini bir düşünün. Yani tabii emek harcıyorlar 2,5 saat. Tabii. Orada koşturuyorlar, her şeyi tam yapıyorlar. Sizin kendi gelininizin yarışıyor olması diğer gelinlere haksızlık yapma hakkınız olduğunu gerektirmiyor. Tabii. Gerektirmiyor ve olmamalı da zaten. Yani ben demiyorum ki herkes 8'leri, 9'ları, 10'ları yağdırsın. Zaten onlar çok yüksek puanlar. Gerçekten çok çok iyi yemeklere verilmesi gerekiyor. Evet. Ufak tefek hataların dışında. Ama şu böyle bir 3 ile 6 arası gidiyorsunuz ya, ona sinirim bozuluyor. Yani sanki 6 iyi puan diyorsunuz. Tamam fena bir puan değil ama yani çok da iyi ahmış ahım bir puan da değil. Yani ben bu hafta daha fazla masalarda 7'leri falan görmek isterdim. 7 gördük gene ben 7 verdim. Bir tane 2 tane gördük işte. O kadar. Evet. Yarın belki görürüz belki bugün görürüz. Tecrübe sahibi bir insan olmama rağmen ben damak tadıma göre puanlama yaptım. O yönden vicdanım rahat yani. Dünkü gelin ben finali bir lafımla değiştiririm dedi. Çok iddialı konuştu. Valla benim işime gelirdi finali değiştirirlerse bir 10 verirler ben de kurtulurum. Şükran Hanım niye 2 tane tatlı tercih ettiniz? Tatlılar gecikti bir de sanki. Evet biraz da gecikti yani. Geldi. Derken geldi. Niye 2 tatlı tercih etmiş? Hanımlar başından beri masanın bunu merak ediyorlar. Biz biraz konuşalım. Kayınvalideler bol bol tatlı yesinler, tatlı tatlı muhabbet etsinler. tatlı tatlı falan versinler. Evet milföy baklava. Bu sefer de milföy karşımıza baklava olarak çıktı. Ve incir tatlısı, kaymaklı.
Ay biz dün kızımla yalancı magnolia tatlısı yaptık. Yalancı değil aslında, öyle demeyeyim. Sağlıklı magnolia tatlısı yaptık. Yarın vereceğim size mutfakta tarifini. Çok güzel oldu. Efsane. Çok da mutlu oldum. Benim kızım biraz tatlıya düşkün çünkü. Böyle sağlıklı tatlılar yapıyoruz, deniyoruz. Öyle kolay kolay da her tatlı kesmiyor onu. Bunu maşallah beğenmesine çok mutlu oldum. Çocuklarınız için son derece sağlıklı. Hem kalsiyum hem protein alabilecekleri bir magnolia tarifim olacak. Yarın mutfakta vereceğim tarifi, kağıt kalemleri hazırlayın. O kadar ne yaptıklarının farkında değiller ki yani. Bunu kaç kat olduğunu bile söylemiyorlar yani. Özellikle artık havalar ısınmaya başladı. Fresh de bir tatlı. Çocuklarımız, evet, hem de şimdi evdeler pandemiden dolayı. Canları sıkılıyor, haklılar. Sürekli bir şey yemek istiyorlar. Bu da maalesef çeşitli hastalıklara, obeziteye yol açıyor. Biliyorum çok zor. Biz bile kendi nefsimize hakim olamıyoruz, hakim zaman zaman. Çocukların enerjilerini atamamaları zaten bir sorun. Bir de şimdi tatlı yedikleri zaman o enerji iki katına çıkıyor. İki katına çıkıyor. Bir de sağlıksız şeyler yedikleri zaman maalesef dediğim gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor küçük yaşta. Onun için zor, biliyorum. Ben de aynı mücadeleyi veriyorum sizler gibi ama çocuklarımıza sağlıklı şeyler yapacağız, evet, yedirmeye evet çalışacağız. Evet. Paket hazır, rafine ürünlerden mümkün mertebe uzak tutmaya çalışın. Özellikle çocuklarınızı. Çünkü o içlerinde alışkanlık yapıcı şeyler olduğu için yedikçe yiyesi geliyor, evet, çocukların. Evet, yiyesi geliyorlar. Ve çok büyük bir tehlike. Durduramıyorlar kendilerini. Aynen. Yani agresifleşebiliyorlar zaman zaman. İstiyorum, istiyorum diye o frenlemek için onu mümkün mertebe lütfen çocuklarımıza sağlıklı şeyler yedirmeye çalışalım. Ali biraz acele. Hemen geldi. Ne oldu? Niye bu kadar geciktin? Soruyorlar. Ay servis yapıyordum. Bak. Ha. Tatlıyı servis teker yaparken bu kadar koyunca, yani buna gecikecek bir zamanın değil ki yani. Uğraştırıcı bir şey değil ki, alıp koy spatulayla. İki çeşit olduğu için onu alıyorum, onun hani şeyini döküyorum, cevizini döküyorum, ondan sonra onun şeyini, kaymağını koyuyorum. Anca yetişiyor. Yani zahmet gerektirecek, yani zorlanacak hemen hemen yani, el çabukluğu istiyor biraz da. Evet. İşte bilmiyorum. Baklavada kolay mı diyorsunuz bu tatlı? Kolay. Sanki yağ kokusu geldi bana da bundan. Şimdi hepsinden mi geldi yağ kokusu? Bunda yağ yok ki zaten. Bir parça böyle üstüne sürdüm sadece. Böyle değişik bir koku geldi bana da bundan. Tatlıdan. Baklavadan mı? Mifre, evet, baklavası mı? Bir de altı da pişmemiş. Arası da yumuşak. Eyvah. Olmadı mı? Olmamış mı tatlı? Bana olmamış geldi. Ama incir tatlısı güzel. İnciri beğendi. Milföylü baklavayı beğenmedi. Bir değişik koku geldi benim ağzıma. Derya Hanım lütfen takın maskenizi. Size soracağım önce Hülya Hanım'dan evvel. Hoş Hülya Hanım, biraz fikrini beyan etmişsiniz. O söyledi. Ama tam tadıyla ilgili konuşmadı. Buyurun. Ben baklavayı beğendim Zuhal Hanım. Üstü çıtır olmuş. İçin pişmemiş diyor Kezban. Yok, benimki pişmiş. Baktım ben, pişmiş benimkisi. Ya o fırının azizliğine uğradı. Bir tarafı pişmiş yani. Pişmemiş diyemem buna. Pişmiş. Tamam. İçi yumuşak. Müfey hamurları genelde şerbet, evet, yiyince biraz yumuşuyor ama üstünde çıtırlık var yani. Şu tabaka çıtır geldi baklava bana. Baklava şeyi aldınız mı? Baklava, evet, şu randımanı çıtır ya. Güzel. Çıtır olduğu için şerbeti falan. Şerbeti falan güzel. Dediğim gibi ortası yumuşar çünkü müfey hamuru. İncir? Yapacak bir şey yok. İncir sert geldi bana. Hala yiyorum bugün. Haşlamışsındır sen. Haşladım. Haşladım derken yani sıcak suya koyuyorum. Sonradan şerbet döküp bir daha haşlıyorum. Bayağı kaynadı ama. Bayağı hala kaynadı. Çiğniyorum. O zaman Hülya Hanım'a döneyim. Hanım konuşabilir miyim? Ben baklavayı beğenemedim. Çünkü altı pişmemiş. Sizinki de mi pişmemiş? Evet, pişmemiş. Bir de bakın şöyle, şurası hamur şeklinde gözüküyor. Tam şerbeti böyle baklava kıvamında almamış. İncir tatlısı da diri. Diri mi? Derya Hanım'ın dediği gibi diri. O da biraz daha şerbet isterdi. İncir tatlısı da. Biraz kuru kalmış. Kuru kalmış, evet. İçi un sanki var gibi. Ceviz de çok parçalamışsın. İncir dediğin böyle olacak. Yok, i̇ncir biz de yapıyoruz aynı şeyleri. Bu ya mesela parçalan, bunun içine konulan ceviz bir de paklava bu kadar ince paklavan ezilmez yani. Paklavanın altı da pişmiş. Yok, pişmemiş. Biraz daha pişseydi yanlış diyecektin. İkisine de baktım, pişmemiş. Pişmemiş. Biraz daha bir şey yanık diyecektin. Aha işte pişmiş burada. Aha. Seninki daha çok pişmiş Şükran Hanım. Onunki pişmiş Zuhal Hanım. Evet, seninki güzel. Benimkinin de altı çok pişmemiş. Benimki pişmiş, ben şey diyemem. Baktım çünkü pişmiş. Yani hepsini bu şekilde bir sıradan doldurdum zaten.
Bir de ceviz kabuğu çıktı benimkinde. Vallahi dişim de takma diye. Hepinize afiyet olsun. Daha pişmiş bir şey. Dur ceviz kabuğu çıktı diye afiyet olsun diyorsun. Ne kabuğu yani? Dişim de hep yapma. Ama o cevizin benimle bir şeyi yok ki. Cevizi ben kırmadım. Bütün gen ayıklanıyor zorlanım. Evde biz de kontrol ediyoruz. Dövülmüş mü abi? Hayır dövülmemiş. Kendim blenderdan geçirdim. Olmaz onu öyle ayıklama yani içinde kabuk kalacak. Bu paketlerde çıkabiliyor yani. Çıkar tabii olabilir. Yani olabilir o. Geçmiş olsun. Büyük badire atlattınız. Evet. İki çeneni kırmadı. Adam derdi gittin dişini de kırdın. Haftanın tatlısı milföy tatlısı ama değerlendirirken biz ikisine bir mi puan vereceğiz? Mesela hem incir hem milföy tatlısı. Biz bir tane için. Ağır milföy vermeyesiniz bence. Çünkü bizim istediğimiz tatlı yani, bu. Yani milföydü. Evet. Ama tabii incir tatlısı demin de dedim kanaat duruyor. Mesela çok hoşunuza gider iki tatlı birden. Ben tatlıya daha yüksek puan vermek istiyorum dersiniz. O sizin bileceğiniz. Ama şöyle bir mecburiyetiniz yok. İkisine de ayrı ayrı puan istiyoruz diye bir şey yok. İkisi de menüye dair. Ortak olarak tatlıları beğendiyseniz veya ne kadarını beğendiğiniz, neye göre hesaplayacağınız size kalmış. İncir biraz daha kaynasaydı iyi olurdu. Evet, çok kaynadı. Evet. İçine de ceviz doldurup koyuyorlar. Sert olmuş incir. Herhalde biraz da bu milföy tatlısına güvenemedikleri için bunu ekstra gibi koymuşlar. Hayır, ben gibi geldi bana. Baklavama çok güveniyordum. Hayır. Yok, gene şeyler hoşuma gitti. Değişiklik olsun dedim. Marhoşluğu, limonu falan güzel gelmiş. Dengelemiş. Değişiklik şekeri olsun diye ikisini birlikte yaptım. Benimki de pişmiş de bazı onların daha az. Yok, benimki çok kaynadı ama. Benimki incirim pişmiş. Aşırı derece çok kaynadı. Anladım. Bence milföyden emin olmadığı için inciri yanına takviye yapmış. Belki incir beğenirler de tatlıya bir puan verirler diye. Bence öyle düşünüyorum yani. Peki çift tatlı yedik. Bakalım puanlar nasıl gelecek? Buyursunlar açık oylamadayız. Kayınvalidem beni fazla savunmadı ki savunacağım dedi. Sen hiç konuşma dedi. Ona rağmen hiç savunmadı. Biraz kayınvalideme de dolu gelmişler zaten. İnşallah düşük puanı kullanmazlar. Ellerinde hep düşük puan kalmış ama hayırlısı nasip kısmet. O kadar yemek yaptın. Ne kadar olmuş onunla bir sürü masraf vardı. Vallahi sen kendi böyle gevşek sırt üstü bırakırsın. Milleti de yakırsın. Şaka gibi. Senle dalga geçirirler. Güzelim margarin koy. Ya margarini boş ver tamam. Yemeklerin tadı güzel olmadı. O iş benim emeğime de mi puan yok? 10 puanı diğer geline kullanacağım. Senin gelin altında kalacak. Kayınvalidem siz birinci yapmayacak en azından. Evet hanımlar bugün de açık oylama için hazırsınız. Ve hepiniz şimdi Elif için puanlarınızı yazacaksınız. Buyursunlar alın elinize puan tahtalarınızı ve onun için düşününüz. Puanları yazarken lütfen hakkaniyetli olmaya gayret edin. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz, yorum yaptığınız, puan edecek veyahut etmeyecek şeyleri tekrar bir düşünün lütfen. Yarın büyük final 15.000 TL için sadece geriye bir yarışmacımız kaldı. Bakalım Elif'in 15.000 TL'deki şansını belirleyecek puanlar nasıl? Kaç bekliyorsun en düşük? En düşük 7-8 bekliyorum. En düşük 7-8 evet, bekliyorsun. Evet, o kadar yaptım. Evet. Hanımlar, yazdınız mı? Yazdım. Peki emin misiniz? Değiştirmek isteyen var mı aranızda? Yok. Yok. Peki hanımlar emin bir şekilde yok dediler. Genimiz en düşük 7-8 bekliyormuş. Bakalım Ayşe Hanım'dan gelecek ilk puan. Buyurun Ayşe Hanım. Benim puanım 4. Ama ana yemek olmamıştı. Gülüm söyledim tekrar da ben. O kadar yemek yaptın. Ne kadar olmuş onunla bir sürü masraf vardı. Gülüm hepimiz öyle yorulduk. Ama çok beğendin. Bimarı beğendim ben sadece. Benim puanım. Çorbayı? Valla sen kendi böyle gevşek sırt üstü bırakırsın. Milleti de yakırsın yani. Yok niye yakayım ben? Vallahi nasip kısmet her şeyi. Yani. O kadar da olmuyor. Yani o dört yani, neyedir? O dört masa hiç olmayanlara, hayır, yemek yapanlara hiç önüne sen gelmelere bana olur. Doğru. Sen bana on verince ben on vermek zorunda değilim ya, ki. Tamam, on vermek zorunda değilsiniz ama yemekler belliydi. Yani yemekler belli, hepsinki belliydi. Ama dört mü? Hiçbiri güzel olmamıştı. Dört sadece bir puan mı verdiniz? Zaten üç dört başka. Ben senin geline yine 6 verdim mesela dedim. Senin gelinin ne yapmıştı sanki? Tuzsuz dolma biberi. Neyi vardı? Bir
Güzel bir tatlı yemedi. Ama şükürler de sen bana altı veriyorsun diye ben altı vermek zorunda değilim. Sen elini vicdana koyacaktın yani. Sen koydum. O gevşekin insanı yakıyor. Yok, saç kavurması olmamıştı. O sote hiçbir şey içinde yoktu. Ne olmamıştı? Yani sebze hiç içinde yoktu. Baharat hiç içinde yoktu. Ne olmam? Kavurmadır. Çeşit çeşit kavurma var. Biz de o çeşit kavurmayı yapmıştık. Benim puanım da bu. Her çeşit pişmemiş miydi? Eti pişmişti ama değil mi? Sen kendini sırt üstü atı böyle yapırsın. Milleti de yakırsın. Her çeşit kavurma var. Bin çeşit yemekler var. O yemeği de biz bunu yaptık yani. Sırt üstü yani ben belli etmedim demedim ben sana bu çeşit bu çeşiti koyacağım. Evet evet. Hepiniz ben... de sırt üstü oturuyorsunuz. Oturuyorsunuz. Ben kalkıp oynayayım mı? Ne yapayım rahat yani? Mı? Rahat edirsin kendini de rahat, rahat edeceğim. Sen siz hakkını hak etseydin. Şimdi o halal hiç olmaz falan. Mesela ben sana altı vermişim ya sen benim hakkımı yedin. Ben altı vermek tabii zorunda değilim ki. 23 puan yani almışsınız. 23 puan almış yani. Puan aldım sanki 30 puan değil, aldım da rahatladım. Şimdi burada hak haktır. Hepimiz de yani o 4 gelin mesela 5 gelin de bizim kızlarımızdır. Tabii kızlarımız. Hep de aynı şekilde yoruluyorlar. Kendi geline dünya malı dünyada kalır. Ay ben kendi gelime gelmişim. O kendi geline ait. Olmaz zaten şeyler. Rabbim biliyor onu. En azından o pişirmeye de yemezdi o dördün. Zaten 3'ten başlatıyoruz. Evet zaten 3'ten başlıyor. Bu kadar iş bu kadar olmazdı. Yazdınız mı Derya Hanım? Neleri beğenmemiş Ayşe Hanım? Söyleyin bana neleri beğenmiş? Birçok şeyi de beğenmiş. Mesela sayın, neleri beğenmiş? Kavurmanın sadece sebzesi az olduğunu söylemiş. Mumbarı beğenmiş, böreği beğenmemiş. Beğenmedim böreği. Böreği beğenmemiş, hiç mumbarı üzüldüm. Beğenmiş ama. Mumbarı beğendim ben. Çorbaya yağ kokuyor demiş. Salata tatlılar. Salataya tuzlu demiş. Tatlıyı da şey demiş, altı pişmemiş demiş. İncir'i de sert bulmuş. Bu kadar olmaz ama. Yazık oldu valla. Evet. Çok az. Bakalım Kezban Hanım'dan kaç puan gelecek? Kezban Hanım'ın puanını da göreceğiz şimdi. 5. Şaka gibi. Senle dalga geçirdiler. Ben sana 7 verdim. Sen bana 7 verdin ama yemekler çorba tuzluydu. Çünkü ben tuzlu yiyemiyorum. Ben yemeklerimin hepsinde tadına ben de baktım, mesela. Kayınvalidem de baktı. Hepsinde tadı çok güzeldi. Biz de ama baktık. Tadı güzeldi ama tuzlu. Ben tuzlu yemediğim için tatlılar hiç olmamıştı. İkisini de beğenmedim. Mumbarı beğendim. Kavurma da öyle tuzluydu. Bana tuzlu geldi. Pilavın da dibi tutmuştu. Ben size söyledim ya. Çünkü benim altım oturduğumuzda yedim yok olmadığı hiçbir şey için. Beğenmediniz, 7 verdiniz dedim. Buyurun. Hiçbir şey beğenmediniz ama hiçbir şeyini beğenmeyip 7 verdiniz ona. Şimdi diğer günlere de haksızlık ama. Günleri geçti ya rahatlar nasıl vereceklerse verirler. Kendi vicdanlar. Ama o zaman annem yani de öyle oynadı. Öyle değildi. Annem yani günde oynadı. Annem hepsini masasındaysa onu verdi. Yarın da belli olacak annem günde oynamadı. Evet bakalım Hülya Hanım'dan kaç puan geliyor. Maalesef düşük geliyor puanlar. Paylaşın bizimle Hülya Hanım puanınızı, buyurun. Benim puanım 3. Ne? 3 Süheyla Hanım. Ay inanmıyorum. Yani. Bu kadar mı? Süheyla Hanım bu kadar. Sadece mumbarı beğendim. Onu da bilmediğim halde. Hiçbir yemeğinde... Ya bütün yemekleri şey bu mu? Güzelim margarin... taşımış getirmiş ya ağırda. Margarin de boş ver. Tamam yemeklerin tadı güzel olmadı. O hiç benim emeğime de bir puan yok. Ya belliydi zorladım zaten. En son puanlar bana kalmış ya. Nasıl verecekler onu mu düşünüyorlar? Çatallarda el izleri, ekmekleri parçalamış sizin bırakmış. Yani bir düzen yoktu. 3, belki 4 konuşmaya gerek yoktur. Yani ne yaptılar kendine ayıptı. Yani utanacaklardı. 3 puan yani rol oynadılar. Ne ki gelinin böyle olacak. Ben de yarın 10... Puanı diğer geline kullanacağım, senin gelin aklında kalacak. Hayır. Al sen göreceksin, ben de şükür. Güzelim, ben gelinim göreceğim. Gelinim bir acı olsun diye yapmadım ki ben yemek yapmasam. Ben şey verdim sadece. 10 puan o geline vermesem, evet. O gelini birinci istemesem benim adım da Şükran değil. 3 puan yani hiç puan değil. Yani vermemiş bilmiyorum, ki yani. Kendimi hiç vermemişim. Ayıptır yani. Vermeyeceksin anne, hayır. Şükran abla demek ki ben oturup yayılmıyormuşum değil mi? Ne? Bu oturup sen yumuşak, sen de, yumuşak, sen de her gün hiç konuşmuyordun. Sen de bugün de benim şansıma dilin açıldı. Konuşuyorum, konuşuyor diyorsunuz. Konuşmuyorum diyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Oturup yayılıyordun demek ki yayılmıyordum ben. Benim şansıma bugün dilin açıldı. Evet, açılacak. Sen konuşturana kadar da insanın canı çıkırdı. Yarın daha çok açılacak. Yarın daha açılacak. Evet, yarın daha çok açılacak. Değil yani birinci gitti yani önce gittiniz daha tamamdır arkadakileri ateşe atın. Öyle olur mu? Yarın bugün sıra benimdir yarın da senindir. Ayıptır öyle şeyler. Vay önce ben kurturdum daha bu kaldı arkaya.
Ayıp değil mi öyle şeyler? Şükran abla, bu bir yarışmadır. Tamam yarışmadır. Yarışmadır ben bilirim. Ama yarışmacı da bu şekilde yapmayacaksınız işte. Yani konu değildir, konuşu değiliz, kardeş değiliz. İnsan hakkını savunur. Mecbur hakkını da savunacaksın, yani konuşacaksın da yani. Yani ne ki ben kazandım, tamamdır ben ortada çıkayım da. Kayınvalidem sizi birinci yapmayacak en azından. Yapmasın, canı sağ olsun. Evet bakalım Derya'mdan kaç puan gelecek? Buyurun Derya'm, son puan sizden gelsin. Benim puanım 5. En güzel. Hadi yarın 15. Güzel. 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 Bana güzel de o. Sen öyle devam et. Ben mumbarı ve tatlıyı beğendim sadece. Zaten söyledim diğerlerini de. Evet. Konuşacak diyecek de bir şey yok. Ya Elif yani söyledik söyleyeceğimiz. Eline emeğine buyur sağlık. Yarın tekrar geleceğiz. Eline sağlık. Büyük finalde buyur beraber olacağız. İnşallah. Yarın da Derya Hanım ve gelini olacaklar. Yarın büyük finalde görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.